Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ala Resulina Muhammedin. Salavat. Dersimizin 4-5 tane başlığı var. Alt başlıkları da var. Emirdağ Laikası'nda şöyle bir cümle var. Dersimiz bu cümlenin izahı olacak. Bir. Sonra beşinci mektup Velayet-i Sura, Velayet-i Kübra, Velayet-i Vusta var. Onun münasebetini kuracağız. Cümle şöyle. Şimdi sünnet-i peygamberi dairesinde bütün 12 büyük tarikatın hülasası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi. Dersimiz bu cümlenin izahı olacak. Yani Risale-i Nur 12 tarikatın usul terz metodunun uygulanmasından efendim hasıl olacak mana, feyiz, artık hangi meratip terakkiyat varsa onları veriyormuş. Peki nasıl veriyor? Nasıl yapıyor bunu yani? Efendim, dersimiz bir şey var. Tariklerin en büyük dairesi. Tarik demek Allah'a gidilen yol manasında yani. Yani Risale-i Nur nasıl Allah'a gidilen en büyük yol bu zamanda? Dersimizin başlığı. Sonra Velayet-i Sura, Velayet-i Kübra. Bir de Nur Muhammed ile bizim münasebetimizi kuracağız insanın. Şöyle, hani Üsa Hazretleri İrfan abi Mesne-i Nuriye'de bir ilan var ya, kainata bir kitap nazarıyla bakılsan, değil mi? Nur-u Muhammed'i o katibin kaleminin mürekkebi olur. Ağaç nazarıyla bakılırsa, değil mi? Çekirdek ve meyve olur. İlave böyle bir 10 tane bir teşbih var Hasan abi. Hı hı. Peki kainata Said Nursi nazarıyla bakılırsa Nur-u Muhammed'i ne olur? Risale-i Nur olur. Peki kainata misal Hasan Akar nazarıyla bakılırsa Nur-u Muhammed'i ne olur? Hasan abi, hiç düşündün mü? Nur dersi. Nur dersi olur, harita olur. Değil mi? Bir şey olur yani. Mesela İrfan abi, Mehmet abi olarak baksan ne olur? Kainata böyle bakılsa. Ne çıkmış söyle sıfatı? Evet, o oluyor. Dersimizi bir yettim, oraya bağlayacağız yani. Evet. Şimdi nereden okuyacağım ben? Bizim ana metnimizin konusu. Bu Kader Risalesi'nin sonunda bir zehir var. Oradan okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu küçücük zehirin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak talipler pek çoktur. Bu sorunun cevabını da bulacağız. Yani bu küçücük zehirin büyük bir ehemmiyet var. O büyük ehemmiyet neden yani? Bu sorunun da cevabı olacak derse. Herkese menfaatli. Neden herkese menfaatli yani? Diğer mesleklerde bu yok. Mesela nakşi efendim bir mesleğe girsen nakşi adama fayda veriyor. Girmesen sana fayda vermiyor yani. Kaderi bir meşrebeye girsen değil mi? Mevlevi olsan girene fayda veriyor. Ama Risale-i Nur herkese menfaatliymiş. Oraya da bağlayacağız. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Evet, acz dahi aşk gibi belki daha eslem bir tariktir ki ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Fakir dahi Rahman ismine isar eder, hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki Rahim ismine isar eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki Hakim ismine isar eder. Şu tarik, hafi tarikler müsülü, şurayı bir okuyayım. Letaif-i aşere gibi 10 hatve değil, Tarik-i Cehriye gibi nüfus-i seba, 7 mertebeye atılan adımlar değil, belki 4 hatveden ibarettir.
tarikattan ziyade hakikattir. Yanlış anlaşılmasın. Az ve fark ve kusurunu Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Şu kısa tarikin evradı, ittiba sünnettir. Feraizi işlemek, kebairi terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadili erkanla kılmak, namazın arkasındaki tesbihati yapmak. Şimdi biz dersimizin ana konusu neydi? Sünnet-i Peygamberi dairesinde. Bütün 12 büyük tarikatın hülasası olan ve en büyük dairesi buna Risale'dir. Dersimizin ana konusu bu. Bunu anlamaya çalışacağız. Peki nereden anlamaya çalışıyoruz bunu? 26. sözün zeylinden okuduk. Şimdi önce 26. sözle bir münasebetini kuralım. Bu zeylin münasebeti ne? Kader Risalesi'yle. Şimdi Sa'd-ı Taftazani Akaid uleması 40 sayfada ancak havası anlatmış bu kader meselesini. Bu zeyl de o havası anlatılan, o böyle zor olan bir mevzuyu ben kendi hayatıma kısa ve kolay yoldan nasıl tatbik ederim? Allah'ın kaderini, yani ilmi, o plan programı nasıl yaşarım, nasıl tatbik ederim? Bunun kısa bir yolu gösterilmiş yani. Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var, bir manası var. Şimdi bizim konumuz da manasına, konumuz bu emirdağdaki o cümlenin ifadesiydi. Şimdi bütün 12 tarikattan elde edilecek o mana, feyiz, mertebeyi Risale-i Nur mesleği kısa ve kolay bir yoldan veriyor. Bu küçücük zeylin büyük ehemmiyeti demesi o. Yani eskiden 25-30 senede, 40 senede, 50 senede riyazet yapıyorlardı, çile çekiyorlardı, ibadetlerine geliyordu değil mi? Evrat Esker okuyorlardı. Bir mertebeye geliyordu bir kimseye. İrfan'a. Ama Risale'nin bu 4 adamını uyguladığın zaman o senelerce elde edilecek o neticeyi değil mi? İstenileni yapması kaydıyla Risale'nin ona veriyor. Büyük ehemmiyeti dediği o eskideki yakalanan o mertebeyi kısa ve kolay yoldan efendim veriyor. Bakıyorum şurada. Oradan Barlet Aykası'nı verebilir miyim? Bir cümle vardı da onu bir okuyayım ben. Şöyle bir cümle. Dersimiz biraz şey oldu. Bunlar girişler. Ciddi ihtiyacında öyle iddialar biliyor musun? Evet, bunlar çok önemli. Yani çok ciddi şeyler. İddia bunlar. Bunu izah yapalım. Daha iddia şimdi. Yani ustak böyle diyor ama büyük zatlar da demiş. Bazısının öğretisi bakarken ben anlatayım da. Bazısının dersi eylem üzerine kurulmuş. Yani cemaati öğretisi yani bunun hikmetini de bilmesen bunu böyle yapacaksın. Mesela tarikat böyledir. İlim üzerine kurulmamış. Sen şimdi diyelim Adıyaman'daki şey var ya. Yani adam bilse de bilmese de şu şeyi kıl. Şu evladı çek. 10.000 tane çekeceksin. Çekince bir atma olur, bir şey olur. Bazısının bir meşrebi ise şey olmuş yani öğretisi ilim menşeli. Bu eskide ben düşünürdüm yani. Bu da bir iddia. Şimdi bir sürü şeyler sayacak. Risale-i Mesle şöyledir, böyledir. Git onlara, onlar da bir sürü şey sayacak. Saymayacak mı? Evet, şöyleyiz biz, böyleyiz de. Peki ben nasıl anlayacağım yani? Ben bunu, eskiden beri hep bu soruyu şey yapıyorum. Risale-i Nur'un iki hak tarikatın hulasasıdır. Nurculuk böyle hikmet üzerine kurulmuş. Adıyaman yani tarikat eylem üzerine kurulmuş. Zahidi ilim nurculuk. Anlatacak da mutlaka. Sonra nasıl anlarım
tatmin oldum. Ben tatmin olamadım yani. Kitap okuyor, tamam mı adam? Çay içiyor gidiyor. Biz hepsinden üstünüz. Benim babam senin babanı döver. Biz daha zenginiz. Babamın arabası yanaşma. Yani düz okursan gidersen bu iddia. Öz eleştiri yapıyorum. Ha, kusura bakma. Yani bu size rastlayacaksınız. Rastlamadan önce sizin hatınıza gelmiyor. Benim babam senin babanı döver. Bizim araba büyük söz. Şöyle de böyle. Bu Risale'nin ilim üzerine biraz önce dedi ki tamam bu dört harfidir. Okuduk. Ne oldu? Dua namazını kılmıyorsun. Tespihat yapmıyorsun. Haram helal dikkat etmiyorsun. Haramlık selamlığa dikkat etmiyorsun. Biz en büyüğüz. Benim babam senin babanı döver. Ne o yani? Ne bu? Bu değil. Dedim ya senelerden beri oya şey yaptım ya. Bu olamaz. Adam aramıyor ya. Cemaatin tepesine gittim aramıyor. Kalk kırıyor. Haram bir kere. Kabe yıkmak gibi. Oyun geliyor bize. E nedir o? O zehir var ya zehir. İlim değil. Enfusidir. Enfuse yani Risale'nin böyle bir makam var, böyle bir yol var, böyle bir yol açılmış. Ama herkese değil. Kim? Risale anlayarak ve kabul ederek olanlara aittir. İhlas Risale'sin demiyor. Anlayarak ve kabul ederek. Şimdi sen bu dersi yap diyorsun. Yani bir daha böyle yani yani olacak değil. Yok sözüm. Bu dersi yapıyoruz. Şimdi adam dinledi gitti. Biz en büyüğüz. Bakıyorsun. Yani takım taraftarlığı gibi. Yani faiz alıyorsun. Yani farz olmadığı halde tam tersine haram olduğu halde faize giriyorsun. Evinde helallik karanlık kırla gidiyor. Öyle bir şey yok. Nasıl böyle hani iki tarikatın hulasasısın? Düşe kalka namazın zor oluyor. Arabayı çekiyorsun sağa. Zor farzı kılıyorsun ondan sonra enter. Değil kardeş böyle. Böyle bir şey yok. Haram yiyorsun. Vakfa edilmiş vakıfa. Vakıfa bina vakfedilmiş. Şu şartla diyor. O şartla kullanmıyorsun. Haram yiyorsun. Haram yediriyorsun. Bütün senin mensuplarını haram yediriyorsun. Ben diyorum ki bunu vakıf. Davulen var vaktına ben bunu vakfediyorum. Niye? Arkadaş burası bakkal defteri kullanılmayacak. Burada risale yazılacak. Sen bunu bakkal defteri konusunda haram yapıyorsun ve haram yediriyorsun. Yok, böyle bir şey olur mu? Olmaz. Peki nedir bu? Kader Risalesi'nin bu zehirli okudu ya. Ne işi var orada onun? Hiç alakası yok ha biliyor musun? Enaniyetini terk etmek. Dördüncü hafta bak. Okuyacaktır mutlaka. Evet. İki, bizzat nefsi iç olduğunu ve mücidiye hakikinin aynesi olduğunu gördüğü vakit bu makam var herkese değil. Öyle bedava yok. Hacı babanın böreği gibi değil. Bak enaniyetini bırakıp bizzat nefsi iç olduğunu mucit icat mucidi hakikinin aynayı tecellisi olduğunu gördüğü vakit enfusiye geçenlerde olur. 12 aktarikatı. Çünkü niye? Her makamdan bakabilen hiçbir makama mahkum olmadan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanabiliyor o insan. Enfusçu budur. Bağnaz değil. Takım gibi değil. Hepsini kucaklayan bir özelliği var. Bir, kesinlikle biraz okurken hemen İmam-ı Rabbani Hazretleri hatırıma geldi. O kadar titizler sünnet-i seniye, adaba, harama helal dikkat etmeyeceksin, nangır nangır okuyacaksın, çay içeceksin, en iyi biziz. Öyle yok. Yaşarsan bu hakikat var. Bu cümle var Bağdat arkasında. Şeyh Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Muhiddin-i Arabi, Mevlana Halid radıyallahu anhum, Kaddesallahu Esrarum Hazretlerinin derece-i kemalatları, meratib-i imanları, risalelerde ve mektubatta vardır. Şimdi bunu anlatacağız yani, bu nasıl var yani abi? Ve nasıl oluyor? Bunu şimdi okudukça izah edeceğiz yani. Hasan abi de noktaya nazarları verdi. Şimdi bu zehirden okuyorduk. Zehir çok tuhaf ya. Zehirin orada ne işi var?
Kader Risalesi'nin zihni hiç Allah okulu sormadı. Ne alakası var ya? Kader Risalesi'nin altında en sonunda diyor ki elaneti bırakacaksın kardeş. Bizzat-ı nefsi hiç olduğunu anlayacaksın kardeş. Mucid-i Hakik'in ayinin tecellisi olduğunu göreceksin kardeş. O zaman bu feyizler olur. Ne alakası var? Bu işte kader insanı yorumlamaktır. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarifler pek çok. Bu bir tarif yol manasında. Ama daha ziyade umum olarak 12 olmuş. Her şey, Allah'ın kainatta yarattığı her şey birinci derecede onun bilinmesi için. Bir sinek seni Allah'a götürebilir. Evet. Bir öyle bir olayın içine düşersin ki o olay sana bir miraç olur, seni direkt Allah'a götürür. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarifler pek çoktur. Bütün hak tarifler Kur'an'dan alınmıştır. 12 tarikat ve diğer genişler. Fakat tarikatların bazısından daha kısa bir, vay daha selametli ki daha umumiyetli olur. Ben bunu yazayım mı? Şimdi biz Risale-i Nur mesleği noktasından bakıyoruz yani buna İrfan abi. Risale-i Nur mesleği diğer mesleklerden, diğer tarikatlardan daha kısa bir, daha umumiyetli mi dedi? Evet. Selametli. Selam. Selametli. Üç, daha umumiyetli. Şimdi şurada da 12 tarikat yazalım. 12 tarikatın şuraya yazalım. Usul, tarz, metotları. Şöyle. Şimdi Risale-i Nur mesleği diğer 12 tarikatın usul, tarz, metodundan daha kısa bir, daha selametli iki, daha umumiyetliymiş. Daha kısa. Risale-i Nur mesleği diğer tarikatlardan daha kısa. Şimdi diğer tarikatların usul, tarz, metodunu uyguladığın zaman İstatla kabiliyetin varsa ortalama bir 25-30 sene, değil mi Ömer abi? Giriyorsun, riyazet yapıyorsun, ibadet yapıyorsun, evrede eskar, değil mi? Risale-i mesleğinde ise daha kısaymış İbrahim abi. Yani kimine bir derste, kimine 40 dakikada, kimine 15 günde, kimine bir ayda, değil mi abi? Evet, Risale daha kısa, daha selametli. 12 tarikat nedir mesela? Ben bilmeyen vardır. Yani mesela 12 tarikat nedir? Boşver, sen kendine ait sorsun. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin bir usta tarikatı. Avama yapılmıyor bu ders, tamam mı? Boşver, onu gitsin kitapla bırak. Aklım oraya gidiyor. Ha yok, boşver. Tamam. Şimdi Risale-i Nur daha kısaymış, sonra daha selametliymiş diğer mesleklerden abi. Ne demek daha selametli? Şimdi bu selam, Cenab-ı Hakk'ın selam ismi var. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmış. Cenab-ı Hak ateşe demiş ki selamet ol. Selamet olunca İfrat, tefrit, vasatta yani. Vasatta yapmamış onu. Hem sıcaklığı hem soğukluğu. Şimdi Risale-i Nur bu selam isminin masalı. Selam, rahatlık, esenlik, huzur, böyle lügat manaları itibariyle. İfrat ve tefritten seni uzakta tutan, vasatta tutan. İnsanın diğer mesleklerden daha selametli. İnsanın esas ve düsturlarına riayet ettiğin zaman ifrat ve tefrit yok. Selamda kalıyorsun yani. Vasat. Vasatta kalıyor. Çok önemli biliyor musun? Yani Risale-i Nur ifrat tefritten kurtarıyor. Mesela tarikatta vartalar var. Misal bir tanesi tarikata giriyor mesela. Belki farzlarını doğru düzgün yapmıyor. Namazı geçiştirerek kılıyor. Hemen tekkedeki zikrine koşuyor. Bu bir varta yani. Tarikat onun şey mesela, farzına kuvvet verme. Keşif keramet görmek. Yani o ciddi bir varta. Yani ondan acayipte keşif keramet peşine. Ben eskiden çok güzel rüyaları görüyordum dedi birisi. Şimdi öyle rüyalar göremiyorum dedi. O yüzden çekmeyi biraz azalttım dedi yani. Dedim sen yani bunları çekiyorsun, o güzel rüyaları görmek için mi çekiyorsun? Orada bir varta var yani. Bir vartaya düşmüş. Evet. Risale-i Nur hizmetinde diğer tarikatlardan daha kısa olduğu gibi daha zaman daha kısa. Kimine bir derste, kimine bir ayda, kimine 15 günde, değil mi? Daha kısa diğer tarikatların neticesinde elde edilecek o mana, feyiz, meratibi, o kemalatı daha kısa hem de daha selametli, vartası da yok. Kısayı biraz daha açabilir miyiz abi? Yani nasıl kısa oluyor yani? Bunun 5. mektubumuzda eskiden bir hakikati imaniyeye, değil mi? Ya da ben anladığımı söyleyeyim. Evet, yani kısa, burada direkt dimağa baktığı için yani vahiy yolu, metodu, evet,
mı direkt aldığı için diyebilir miyiz? Harika. Hı. Yani şey değil. Beşeri mesela şeyhe geliyor. Hı. O öğrenecek. Adama diyorum ki çünkü ilmi, bana bunu niye soruyorsun dedim, yani sen bunu bilirdin. Biz dedi sizin gibi değiliz dedi. Kitap alamayız, okuyamayız. Niye dedim? Tepecik'teki var ya. Evet. Ondan sonra niye dedi? Şeyh diyecek ki bu kitap okun. Ondan sonra. Şimdi nedir o? Bunun dediği doğru. Alacak o şeyh o evet. kitabı veya vahiy, hazmedecek, hazmettiğini bilecek. Evet. Tamam. Risalen öyle değil yani. Direkt Risalen en büyük meziyeti Allah ise Allah ile muhatap ediyor, kendisi devlet işi. Kur'an ile muhatap ediyor. Yani Risalen'in ne diye bakmıyoruz. Peygamber ne diyor, Kur'an ne diyor. Şimdi direkt vahiy muhatap ettiği için hiç böyle arada berzaha girmiyoruz. Evet. Şu anda ustak var mı? Yok. Zerden hakikate geçiriyor yani, evet. Şey diyebilir miyiz abi ya? Diğer tarikatların hepsi hemen hemen direkt kalbe bakıyor. O da zor bir yerdir. Doğru söylüyor. Hepsi ama Risale-i Nur, dima, yani hem ilham hem de vahyinin direkt geldiği. Doğru. Yani. Bunlar noktaya nazar, fevkalade. Yani sen dersini şey yapmıyoruz yok ama abi, he, güzel oluyor. Aslında güzel oluyor evet. Yani, tamam mı? Müzakere. Daha selametli demesi demek ki o zaman Ömer abi dediğim gibi dima noktasında. Yani vahiy direkt bakıyor kardeş. Dima derken çünkü vahiy kalbe gelmez ilk önce. Vahiy ilk muhatabı dimadır. Akıl sahiplerine geliyor. Hep aklı şahit yapıyor. Aklı muhatap alıyor Allah Kur'an'da. Evet. Dikkat edersen böyle. Risale-i Nur'da yani bu şeyh böyle dedi, abi böyle dedi, ustad böyle dedi, yok yani. Direkt Kur'an'la muhatap. Mesela bak selametli oldu. Ne dedi? İbrahim Aleyhisselam'a ayeti söyledin yani. Evet. Senin olduysan donacak. Yani selametli ol demek ki ifrat tefrit vasat. Yani esma yoluyla gittiği için ve her mevzusunu ismi azam noktasına izah ediyor. Şahıs hiç yok. Sen direkt muhatap oluyorsun vahye, ne olursan ol artık. Daha selametli. Selametli. Demek ki kalp noktasında, diman hakkında, diğer letaif noktasında istenilen manayı veriyor. Evet. Coşkunlukla yaşamaz. Evet. Daha umumiyetli. Şimdi diğer tarikatlarda demin okuduk. Letaif-i aşere var, bir de nüfus-i sebe var. Hı. Şimdi bir 10 letaif var. Yani şuraya yazalım. Bir tarikat senin 10 letaifini çalıştırıyor. Birisi de nefiste 7 mertebeye bakıyor. Değil mi? Evet, harika. Bak tahtaya yazınca insan ne kadar kalıyor kafasına. Evet. On letaif? Yedi nefis. Şöyle. Keçi var. Keçi var aşağıda. Tamam, onu da kullanayım. On letaif. Bunları yazmıyorum on letaifte. Barlada bunlar geçiyor. Evet. Bir de yedi nefis mertebesiz. Yani nüfus-u seba diye geçiyor değil mi? Evet, nüfus-u seba. Yani daha umumiyetli, Risale-i Nur daha umumiyetliymiş. Peki nasıl daha umumiyetli? Diğer tarikatlarda, diyelim ki tarikatı bitirdin. Senin 10 letaifin veya 7 nefis mertebesinde. Nefsi mertebesi biraz merak ederler. Nefs emmari, levva memuli, natika, safir, razi. Onu yazmıyorum ben. Yaz. Yazmadım. Şimdi Risale'nin mesleği neyse geldiğin zaman, esas ve düsturlara riayet edip istenileni yaptığın zaman, bu 10 letaif ve 7 nefis mertebesinden elde edilecek bir mertebe var ya, onun daha fazlasını veriyor. Mesela hangi nefis mertebesinde mesela dima dedin ya, hangi tarikatta efendim senin dimanı bu kadar çalıştırıyor? Yok. Değil mi? Dima. Hı. Mesela dima çalıştıran vahiy ya. Risale mesela hangi o 12 tane tarikattan direkt dima bakan var mı? Hep biraz önce anlattığın gibi kalbe bakıyor. Çoğunluğunda dimalar ve de dimanın mertebelerinin çoğunda ikisini, üçünü, beşini çoğunu devreden çıkarmışlar yani. Mesela bir diyelim ki sünnet-i seniyeye karşı şeyhinde efendim bir yanlışlık görüyor, onu söyleyemiyor yani. Çünkü tarikata gelince o meslekte muhabbet esastır yani. Onun bir yanlışını görsen de sen onu söyleyemezsin. Hristiyanlıkta evet. Akıl şeytandır, kilisenin kapısına bırakılıyor. Halbuki bir eksiklik var orada. Nasıl yani sünnete mugayir hareket ederse değil mi? Nasıl ikaz edemez onu yani? Nasıl söyleyemez bak sen yanlış yapıyorsun? Orada hikmet aranıyor yani. Yani o dimağın mertebelerine aklı ya
Neyse bazı şeyleri devre dışı bırakıyor yani. Şimdi Risale-i Nur mesleği diğer bir şey diyebilir miyiz? Tarikatta nefsin terbiye noktasında terkler var, tecrüt yok diyebilir miyiz? Bu tarafta tecrütle beraber var diyebilir miyiz? Şöyle ikisi de mesela aklı çalıştıran yani aklı kıblesine koyan terklerdir. Kalbi çalıştıran tecrütlerdir. Tam tersi olacaktı tecrütler o zaman. Terkler dimağa ait. Tecrüt kalbe ait. Şimdi onlar mesela yanlış Murat'ın dediği gibi hata yapıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki değil sünnet edebe dair riayet etmesi lazım. Çünkü kalbe hitap ediyor. Yani kalbe hitap eden adam biraz sünneti edebe riayet etmesi lazım. Edebin her tarafı. Şimdi adam haram yapıyor. Haram işliyor ya. Hikmeti var mı? Niçin? Dima devrediş. Mesela şöyle abi bir hani menkıbe tarafı. Şimdi ismini büyük bir zata demiş. Herhalde İmam Rabbani hatırımda kalmış da. Demiş ya falanca yerde çok büyük bir acayip olağanüstü halleri var. Böyle. Ondan sonra insanlara da çok faydalı oluyor. Merak etmiş. Demiş gidelim bir görelim. Demiş olan evi burası. Kapıyı çalmışlar. O adam çıkmış. Çıkınca böyle bir tükürmüş. İmam Rabbani demiş ki yani kıbleye karşı tükürdü demiş. Bu adam yani böyle bir edebe riayet etmez. Bunun ne faydası olabilir demiş yani. Bir edep girdi ya. Evet. Bunun hiçbir faydası olmaz demiş. Bu demiş yani. Yani onu şey yapmış yani. Niçin böyle? Bu yani edebe riayet şeriata bir haramiyet yok mu? Evet. Ama sünnet, menduplara, adaplara, müstahaplara. Çünkü bunlar şart. Şimdi, bak şimdi, farzlara, haramlara, sünnetlere, menduplara, müstahaplara, edepleri riayet edecek. Evde televizyon var şimdi, haram menşei. Televizyon var değil mi? Evinin her tarafı, kapısı açık dışarıya. Televizyon demektir. Kapı açık. Herkes girebilir. Girdi zaten. Şimdi evinde bangır bangır çalıyor. Şimdi nasıl olacak? Yani tarikat doğrudur, mübarektir, çok hoştur, zaman müsaade. Şimdi televizyon alacaksın. Bu efendi mükellefin dediğimiz, değil mi? 8 taneydi. Evet. Farz, mendup, vacip. Bunlara riayet etmeden böyle büyük zatların o girmiş olduğu makamlara, o haletlere, o keşfiyatlara şey yapar abi, tabi yerindeyse karşılıksız çek gibi yani. Mesela ben sana bir çek verdim, 500 milyar. Falan ama şey yok. Yani sen evet bir halete girdin, bir şey yaptın, bir kere yaptın ama bir sana bir faydası yok yani. Ben şey dedim, amcalarımda bir tane şey vardı. Allah razı olsun, şimdi de söylüyorum, her hep de söylüyorum. Evet. Ben de kendime, herkese sor. Dedi ya ben dedi tarikata gidiyorum dedi. Gittiğim yere doğru olup olmadığı nasıl anlarım dedi. Tamam. İstersen tarikat değil mi ucuna? Bir abinin dersine gidiyor. Bak evinde televizyon yoksa o adama git her şeyine teslim ol. O şeyhin evinde televizyon yoksa. Tamam. Yani ben en tepedeki insanlarla da görüştüm. Vesaire. Adıyaman şu. Bir abi mesela. Evinde televizyon mu var? Ders yapıyor. Her şeyine teslim olma kardeş. Evinde televizyon yok mu? Korkma yürü onda. Onda hata olabilir ama kast olmaz. Bu zamanda evinde televizyon koymayan çok güzel bir ölçüdür. Bu fiili haramlara dikkat eden bir adamdır. Tarikat da yoksa. Tamam çıkma kardeş. Devam et. Televizyon yoksa, ama televizyon varsa, onda tarikat da olmaz, abi de olmaz, lider olur, önder olmaz. Üç tane sıfat var, özür dilerim, hakkını yerler. Tamam, yönetici var, bu oteli idare ediyor. Lider var, Türkiye'yi yönetiyor. Mesela şu andaki Cumhurbaşkanı, liderdir yani. Önder ise, insanlara yeni bir şey, ufuk açıyor. Üstad Hazretleri lider değildir. Önderdir.
siyasi adam şu andaki önder değildir, liderdir. Mesela Said Nursi Hazretleri önderdir, onun tam karşıtı olan o da önderdir. Önderlik demek yeni bir öğretiyle insanları inşa edendir. Önder, önder. Lider ise yönetendir, lider. Şey ise bu tesisleri şey yapana da şey diyorlar, yani çalıştırma. Şimdi adam eğer bir cemaati lider midir, önder midir? Liderse hiç merak etme, o televizyonda olsun, siyasi bir liderdir. Önder ise iddia ettiği davanın davasının adamıdır. Adam davasının adamı. Yani yeni bir şeyle insanları inşa ediyor, arkasına şey yapıyor. Yani takma lider takar, önderler değil. Önderler akıllara ve kalplere bakar. Şimdi evinde televizyonu varsa kardeşim, benim de varsa beni dinleme ama ben şunu söylüyorsam aha dinlersin. Ama beni takip etme. Eğer televizyonun varsa. Esmas acaba Kemal mı? He? Esması da Kemal mı acaba? Kemal Erdirmiş'e sisteme alın. Evet doğru. Olabilir yani. Şimdi bak o da önderdir. Ona güldüm biraz önce. He, lider değil. Mesela Said Nursi onun karşısı, karşıtı önderdirler. İkisi de önderdir. Mesela şöyle diyorum. Tesettürün en iyi bilen Said Nursi de onun karşıtı. İkisi tesettür ne demek olduğunu onlar kadar bilen yoktur. Tesettürün ne demek olduğunu o iki önder kadar lider değil. En iyi bilen yoktur. Anlıyor musun? Çünkü en iyi bilen ona hizmet eder, en iyi bilen ona düşman olur. Önder, lider. Şimdi Hüseyin Ulu mesleği diğer mesleklerden daha kısa dedik. Daha selametli dedik. Daha umumet dedik. Şimdi peki bu çok bu cümleden çok böyle bir şey ifade ediyor. İddia. Yani bir iddia yani bu. Değil mi? Peki Risale-i Nur 12 tarikatın usul terz metodundan daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli. Peki birer cümleyle anlat o şeyi. Üstad 4 hatvede anlatmış. Ben 4 tanesini yazıyorum hemen. 1 Nefsini temize çıkarma. Harika. 2 Hizmette ve ibadette ileri ücrette geri ol. 3 Kemalini kemalsizlikte siz bitti bilmek. 4 Esma-i İlahiye'ye şahit, işte meşhut, vacit, mevcut olduğunu bil. Onu böyle yap ki dördünün cem ettiğini göster. Şunu. Ha onu çocuğa. Oradan tamam Orhan. Bunu Esma-i İlahi aile darlık da diyebiliriz. Yani aile darlığın açılımını üstad 4 tane saymış. Şey yapabilir misin? Ha, bunu nerede? Senin şey hoş olur diye. Tamam. Şöyle bunun açılımı bir tane bu. Bir tane de bu. Bir tane de bu. Evet. Bir tane de bu. Bunun cemi Allah. Yani olduğunu için. Tamam. Harika kulası ettin. Şimdi Risale-i Nur diğer tarikatlardan nasıl daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli? 4 hakkı. 1. Nefsini temize çıkarma. Aynen. Yani insan cibilliyeti itibariyle, değil mi? Nefis yapısı itibariyle hiçbir şeyi üzerine almıyor yani. Bugün bir şey olsa kim yaptı bunu? Kimse ben yaptım demiyor yani. Değil mi? Halbuki bizim nefsimiz baştan aşağı
kusurunu. İki, hizmette ve ibadette ileri, ücrette geri olmak. Peki kim hizmette ve ibadette ileri olur, ücrette geri olur? Nefsini temize çıkarmayan yani. Üç, kemalini kemalsizlikte bilmek. Şimdi bir insan ortaya şu hizmette ve ibadette daha ziyade nefis, hizmette ve ibadette kaçabiliyor yani. Ama Risale-i mesleğinde biz biliyoruz ki bizim nefsimiz baştan aşağı kusurlu. Bizim vazifemiz hizmet etmektir. Vazife-i ilahiye biz karışmayız. Efendim, ücret verildiği zaman da geri çekiliriz. Üçüncü de kemalini kemalizlikle bilmek. Şimdi bu çok önemli. Ortaya bir kemal koymak gerekiyor kemalsizliğini bilmek için. Mesela Hüseyin Hazretleri 6000 sayfa, Risale Nur 6666 sayfadır aslında abi, Osmanlıca. Latince 6000 sayfadır yani. Böyle bir eser ortaya koymuş. Bir kemal yani, bu bir kemal. Değil mi? Cenab-ı Hak bir incir şekerliğinden koca bir incir ağacını, ince bir sapıyla koca bir kavunu çıkardığı gibi, benim gibi aciz, fakir, yazması olmayan, değil mi? Kağıdı kalemi olmayan adam da böyle bir eseri çıkarmış. Onun ilimler ve kudretin delilidir. Orada da bir kemal var, kemalsizliğini bilmiş orada. Şimdi Risale-i Nur o kadar tarikatın usul tarz metodundan sonra elde edilecek, onları bize nasıl kazandırıyor? Bunlarla kazandı. Yani nefsimizi temize çıkarmayacağız nur talebeleri. Hizmette ve ibadette üleri olacağız değil mi? Duhayı kılacağız, evvabini kılacağız. Efali mükellefine riayet edeceğiz. Adab, mendup değil mi? Farzlar, vacipler. Bunları da... Sonra kemalim kemal... İbadette, efendim, hizmette üleri olacağız. Değil mi? Ondan sonra oradaki kusur... Belki üstadı benim fikrim karıştı değil mi? Belki daha güzel yazabilirdim. Keşif keramet beklemeyeceğiz. Bazı hakikatler gelmiş. Yani üstad diyor ki kaçırdım onları diyor, muvaffak olamadım diyor. Bak orada gene kendine bir şey veriyor yani, yazabilirdim diyor yani. Kemalsizlik bize ait Mehmet abi. Yani biz maddi manevi çok hizmet edelim, o yapmış olduğumuz hizmette kemalsizliğimizi bilelim yani. Dördüncüsü de Esma-i İlahiye, Şahit, Meşhut, Vacip, Mevcut olduğumuzu bilmek. Yani bütün olay vasıt sistem Allah'ın isimlerinin, evsaf-ı ilahiyenin müşahede edilmesi, şahitlik yapmak, ondan sonra onunla beraber mevcut olduğunu, bunların dışında hiçbir şeyin müstakil bir vücudunun olmadığını bilmek yani. Diğer bütün tarikatların usul tarz metotlarından elde edilecek en son mertebe bu. Yani ne? Allah'ın dışında, evsaf-ı ilahiyenin dışında hiçbir şey yok Hasan abi. İşte Risale-i Nur onların neticesinde olan şeyi bu dört hatvede veriyor. En son bu. Esma-i İlahiye. Her şey Esma-i İlahiye. Ona şahit olmak, meşhur olmak, vacip olup mevcut olmak. Şu an Cenab-ı Hakk'ın isimlerini benden çeksen, dedim çektim. Ne kalır geliyor? Benim günahlarım kalıyor sadece. Ben günah cihetiyle varım. Kusur cihetiyle varım yani. Bütün hatalar, bütün kusurlar, bütün ademler, bütün seyyatlar, bütün günahlar bunlar benim yani. Bunun dışındaki her şey Esma-i İlahi'nin efendim, aynası, onunla mevcut, ona şahit oluyoruz, onu müşahede ediyoruz. En son mertebe bu. Bu kadar tarikatın usul tarz metodundan elde edilecek efendim, mana, feyiz, meratip, kemalat, insanın veriyor. Daha kısa, daha sana devam etti. Dört adım da veriyor. Nefsimizi temize çıkarmayacağız, hizmette ve ibadette ileri, ücrette geri olacağız, kemalimizi kemalizde bulacağız. Her şeyin Esma-i İlahi'ye şu dört efsanın olduğunu göreceğiz yani. Şimdi birleştirdiğimiz zaman, tek bir mana yaptığımız zaman kim Esma-i İlahiye, Şahit, Meşhut, Vacip, Mevcud olduğunu bilir? Nefsini temize çıkarmayın. Hizmette ve ibadette ileri, ücrette geri olan kemalini kemalsizde bilerek Esma-i İlahiye, Şahit, Meşhut, Vacip, Mevcud olduğunu bilir. Olduğunu bilir. Evet. Bunlar sırayla oluyor herhalde, değil mi? Evet, güzel cümle söyledim. Çok güzel. Aslında abi her şey tek bir cümledir. Söyle abi de onu. Söyle. Nefsini temize çıkarmayan. Ha çıkarırsa, şey çıkarmayan. O zaman şöyle yapalım. Müsbet mi menfi yapalım. Önce müsbetini yapalım. Nefsini temize çıkarmayan, hizmette ve ibadette ileri, ücrette geri olarak kemalini kemalsizlikte bilir. Esma-i İlahiye, Şahit, Meşhut, Vacip, Mevcud olduğunu bilir yani. Menfi yapalım. Nefsini temize çıkaran, hizmette ve ibadette geri olup,
ücrette inen olarak kemalsizliğini kemalde bile. Bu kimse Esma-i İlahiye'nin varlığında habersiz yani. Buna müşahit, meşhut, vacip, mevcut olabilir mi? Olamaz yani. Mevzisi de böyle. Aslında abi her şey kainatta tevhid-i ilahi asıldır yani. Mesela bu kadar mevcudat var. Bak kainat diyor. Aslında tek yani. Kur'an-ı Kerim 6666 ayet. Değil mi? Yani bu tenezzülat-ı ilahiyeden dolayı bu kadar çok olmuş Hasan'a. Aslında tek bir ayettir yani. Kur'an-ı Kerim yani. Kur'an-ı Kerim. Biz anlayamadığımız için o mesela Musa aleyhisselam bir iki kelamına dayanamamış yani. Değil mi? Ama Ümmet-i Muhammed bunu 6666 ayette değil mi? Hı. Aslında tevhid asıl her şeyde yani. Kesetten vahdede gitmek gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var mı abi? Ben hepsini okumuyorum, hülasaladım hemen yani. Ders çok uzamasın diye. Başka bir mevzuya geçeceğim buradan şimdi. Sorun var mı abi? Sorumuz. Risale'nin nasıl 12 tarikattan daha kısa daha sarı devam ettik? Bu 4 hakkıydı yani. Bu dört tane sıfatı kazandırdığı için. Evet, kazandırdığı için. Kazanmışsan sınır. Evet. Yoksa iddiadır. Peki ben çok kısa, şimdi bu Kur'an'da geçiyor 7 şey mertebe. Kesin açık var ifade. Hı. Hani biri dese ki on latifeden daha farklı görüyorum onu. On latife farklı ama Kur'an'da açık ifade var. Ve diğer 7 mertebede detaylı anlatıyorlar. Levvame'de şu sıfatlar var, şu sıfatlar var, bunlar var. Bu da yani bu kağıttır. Bir vehim bir şey değil. Hasan abi. Hı hı. Peki bununla bizimkinin altyapı farkı nedir? Bunu hiç düşündük mü acaba? Yani on latife çalışmasa hı. Bu 4 tane nasıl olacak? Yok şimdi 7 latife biraz da farklı değil mi on latifede? Hani 7 latife demedi. Hayır 7 mertebe. Hiçbir var mı? Şimdi 7 mertebe Kur'an'da geçiyor. Tarikat da çok detaylı anlatıyor. Levvame'de şu var. Yani şunu demek istiyorum. Bu vehim değil, bir ciddi bir şey. Bu sistem, bu niye daha basit bize göre? Hani biri dese ki bu Kur'an'da geçiyor 7 mertebe. Bu 4'ün için daha kolay? Altyapısını var mı böyle bir şey? Şimdi bu saydı ya 4 tane latife letay. Şimdi onun çalışması için insandaki 10 letay ve 7 nefis mertebesi çalışması gerekiyor. O olmadan olur mu? Sende mesela dima çalışmasa dima kemalini kemalsiz diyebilir misin? Kalbin çalışmasa hizmette ileri ücrette geri kalır mısın? He? Yok. Kalmazsın. Mesela bir insan hizmette ileri ücrette geri kalır. Bu elem değil mi? Kalbi çalıştığına delildir. Niye? Hutbe-i Şamil'de 77 diyor ki insanın fiilleri kalbin ve isim temayülatından çıkar. Kalbi çalışmayan adamın fiili olur mu? Fiilin kaynağı kalptir, akıl değildir. Akıl olsa ulema hata yapmaz. Hoca bilen, İmam Hatip'lidir, hafızdır, ilahiyatçıdır, namaz olmayan var. Din düşmanı olan var. Bilgisi var. Demek ki insanı eyleme geçiren kafa değil, kalptir. Peki şimdi tersini söylüyorum abi. Madem kalpsa, kemalini kemalsizlikte bilmek dimağın çalıştığını alamettir. Hizmet de ileri, ücret de geri kalbin çalıştığını alamettir. Esma-i İlahiye'de şahit, meşhut, vacit, mevcut olduğunu bilmek de enfusçiliktir. Bunların hulasası işte Emre. Bir de onlar şöyle, Risale-i Mesele'nin başındaki tarikatla bir veya birkaç esma ve meratı bilemezse Risale-i Nur birçok Esma-i İlahiye değil mi? Hatta bir yerde İsmi Azam'dan iktibas edilmiş diye böyle bir cümle var yani şu an. Onun şeyi de o. Velayet-i Kübra yazdım şuraya. Şimdi Risale-i Nur mesleği Hüsa Hazretleri Risale-i Nur bu mektubatta geçiyor bu cümle. Ehil olanlara Velayet-i Kübra feyizlerini verir diyor. Velayet-i Kübra feyizleri ne? Bu Velayet-i Kübra'da hiç zahirle uğraşmıyorsun. Zahirden hakikate geçiyorsun. Peki zahirden hakikate geçmek nasıl? Üsa Hazretlerine göre yani 15. mektuba göre zahirden hakikate geçildiği an
Buna abi şöyle bir cümle söylüyor. Leyle-i Kadir'dir diyor. Bu velayet-i kübra zahirden hakikate geçmek. Bunun usul tarz metodu velayet-i kübranı az, fark, şefkat, tefekkür. Zahirden hakikate geçildiği an bu Kadir gecesi. Risale-i Nur ehil olanlara İbrahim Hanım velayet-i kübra feyizlerini veriyor. Nasıl seni hemen zahirden hakikate geçiyor. Bir olaya giriftar oluyorsun. Ya bu olay niye böyle oldu? Bunun öncesini, sonrasını ya da meydana verdiği hikmetleri hemen sana ilham ediliyor. Sunaat oluyor, ilhamat oluyor, iftarat oluyor. Bu feyizleri veriyor. Bu altyapıyı, bu tesisi, bu şeyi, sistemi sana kuruyor. Şimdi bir de velayet-i sura var. Bu velayet-i sura ne? Bizim bildiğimiz büyük böyle evliya oldu ya Hasan abi. Bunlara Hüseyin Hazretleri, bunlar velayet-i sura sahibi diyor. Yani bir usul tarz metodu var. O metotla bir evliya olmuş, bir mertebe kazanmış. Bu velayet-i sura bizim bildiğimiz yazıyorum şuraya da. Bilmiyorum daha nasıl ifade edilir. Bizim bildiğimiz evliyalar. Yani yememiş, içmemiş. Benim mertebe kazanmış. Bu velayet-i sura sahibi. Velayet-i kübra peygamberler, sahabeler, işte tabi'in, tebe-i tabi'in. Ondan sonra risale-i mesleği. Onun usul tarz metodu bu. Bunun usul tarz metodu şuraya yazalım. Riyazet, çile, değil mi? Nefsi öldürmek. Üstadımız bunlara velayet-i sura diyor. Velayet ne demek? Velayet yakınlık demek Hasan abi. Üstadımız bu yakınlığı üçe ayırmış. Velayet-i sura bizim bildiğimiz. Bunların usul tarzı riyazet, çile, nefsi öldürmek. Velayet-i kübra, bunun usul tarzı metodu aziyet, farkiyet, şefkat, tefekkür. Demin yazdığım o dört hatve. Peki velayet-i usta ne? Bunu yazmamış. Bunun hakkında külliyatta sadece bu cümle var. Velayet-i usta. Evet. Mehmet abi noktaya nazarınız oldu mu? Yok abi. Velayet-i usta. Hasan abi noktaya nazarınız var mı? Ya, bununla alakalı izah yok abi. Ben baktım külliyatta. Sadece bu cümle var. Velayet-i usta yani. Peki ne velayet-i usta? Yani burada noktaya nazarlarımız. Velayet-i usta olmamakla beraber kendi kanaatini yazıyor. Evet. Yani metnin öncesinden sonrasından külliyetin geneline bakarak ne diyebiliriz yani? Böyle bir cümle var. Bunlar var. Bir de bunlar var. Geriye ne kalıyor? Ha. Şöyle bu velayet yakınlık demek ya. Şöyle. Şimdi mesela bunlar çok yakın. Sonra bunlar yakın. Sonra bunlar yakın. Öyle değil. Ha. Bir de bunu söyleyelim. Peki ne demek bu velayet-i usta? İki üç tane noktaya nazar. Birinci noktaya nazarımız bu velayet-i husta şahsa özel bir velayetti. Yani şimdi velayet-i kübrada olduğu halde veya velayet-i surada olduğu halde bunlardan biri olduğu halde ona mahsus yani Allah'a yakın olan kimse bu velayet-i usta. Mesela Bediüzzaman Hazretleri velayet-i kübra mesleğinde ama velayet-i usta sahibi. Yani bir insan çalışarak Bediüzzaman olamaz yani. Bir insan çalışarak Abdülkadir Geylani Hazretleri olabilir mi Hasan? Olamaz yani. Olamaz. Mesela bir insan çalışarak Sa'd bin Ebi Vakkas olabilir mi? Olamaz. Musab bin Ümeyr olabilir mi? Zor yani. Bu velayet-i usta demek şahsı özel bir velayettir. Başka bir misal de mesela bir diş doktoru düşünelim. Ya da bir kimya mühendisi düşünelim. Diş noktasından ve kimya noktasından elinde o kadar bilgi vardır ki o bilgiyle beraber Allah'a yakın olur. Elinde o bilgi olmayan o kadar yakın olmaz. O diş noktasında ve kimya noktasında velayet-i usta sahibidir aslında. Yani Allah'a yakın, o cepten yakındır. Yani arkasındakini sürükleyemiyor, kendisine has. Evet. Velayet-i sura ise arkasını takıyor. Arkasına gelen bir ruh var. Evet. Şöyle, bunlarda da abi arkasından gelenler var yani. Mesela Geylani Hazretleri, Hüseyin Hazretleri. Yani bu daha ziyade şahsa özel bir velayet. Mesela vakıf olan bir kimsenin
Allah'a olan yakınlığıyla olmayan birisinin yakınlığı aynı mıdır? Olmaz. Şu meslekte veya bu meslekte olduğu halde onun kendine mahsus. Onların da kendi aralarında dereceler var. Buna velayet-i ustadır, orta velayet. Yani bu orta velayet dediğimiz bu çok yakın, ona sonra bu, ona sonra bu değil. Mesela burada olduğu halde mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi değil mi? İmam-ı Şibli Hazretleri, Cüneyd-i Bağdadi değil mi? Diyelim ki velayet-i kübrada olmadığını düşünelim bir an. Burada olduğunu düşünelim onların. Ama onların yani kendilerine mahsus bir velayeti var yani. Yakınlığı var Allah'a. Bir diş doktorunun, bir kimya mühendisinin, bir vakıfın değil mi? Bir öğretmenin, ondan sonra bir efendim devlet memurunun, oradan Allah'a bir yakınlığı olur ki o meslekte olmayan, o meşrepte olmayan öyle yakın olamaz. O ziyette velayeti usta yani. Şahsi özel bir velayet. Çünkü bunun hakkında izahat yok yani. Ben ne anladığımı söyleyeyim. Buyurun abi. Siz diyorsunuz ki herkesin velayeti ustası vardır. Evet. Ama meslek olarak ya velayeti sübayi seçmiştir ya da velayeti kübayi seçmiştir. Ama herkesin bir velayeti ustası evet. vardır diyorsun. Evet. Öyle anlatıyorsun. Evet abi. Ama demek istediğim o yani. Velayeti usta kendi çareminde yaşadıkları mı? Yani şahsı özelliği. Şahsın kemalatı diyor. Velayet yerlerinde vazifedarlığın içerisinde. Ha, diğerleri vazifede. Şimdi mesela biz Risale-i Mesleğini diyelim ki velayeti kübrada diyoruz abi. Risale-i'nin mesleği içerisinde velayet-i küb şahsı maneviye dahil olmakla birlikte bir de herkesin bir şahsi kebalatı vardır. Bunların hepsi velayet-i ustaya dahildir. Herkes velayet-i ustadadır. İsteyen velayet-i surayı seçer. Yani bir tarikat besteyi seçer, ister velayet-i kübrayı seçer. Bir burculuk gibi bir besteyi ya da sahibi besteyi gibi bir meselenin içine girer diye anlatıyor. Buyurun abi. Benim demek istediğim... Ben öyle anladım. Yani. Evet. Yani bu şahsı özel bir velayet. Bir insan velayet-i surada olduğu halde, velayet-i kübrada olduğu halde velayet-i usta sahibi olmuş oluyor yani. İki meslekin birinde. Bu şahsı özel bir velayet. Kimin elinde bilgi olur, kimin elinde manu, kimin elinde Allah vermişti. Değil mi? Öyle bir yakınlık vardı. Allah'ın yakın oldukları var. Bir de kulların Allah'a olan yakınlığı var yani. Lisan'ın mesleği velayet-i kübra. Ehil olanlara o feyizleri veriyor. Bir de şahsı özel bir yakınlık sağlıyor yani. Risale-i Mesleği içerisinde. Senin. Şimdi bu demin bir cümle okumuştum. Şunu sileyim. Şimdi bu Mesleği Nuriye'de Nur Muhammed'i ile alakalı bir ilan var. Efendim? Efendim, kainata evet, şöyle yazalım. Evet. Kainata bir kitap olarak baksam şöyle yazalım. Efendim? Lema bir kahveniz var mı? Var. Belki sahil kev olur. Ağaç olarak baksak... Sade mi olsun? Yanlış yapayım. Kainata... Taslı bir şeyin senin kadar yapmak kimse yok abla. Evet, daha değil. Değil mi? Evet. Çok güzel yapıyor. İstihare de yok ya. Maşallah. Kim var? Ben mi abi? Evet abi. Sen tasvir fişini senin kadar yapan yok yani. Yok yok ben çok... Kainata şöyle yazayım ben. Cihayet olarak baksam. Şekilde dostum abi. Şekil. Ruh. İnsan olarak baksam. Hepsini yazmayacağım, akıl olur. Şimdi böyle teşbihler var. Yani kainata kitap olarak baksan, bu kainat kitabını Allah neyle yapmış? Peygamberimiz diyor, evvelime halakala nuri. Nur Muhammed'in mürekkebiyle, her şey Nur Muhammed'den olmuş yani. Kainata bir ağaç olarak baktık. Kainatın çekirdeği ve meyvesi Nur Muhammed'iymiş. Kainata zihayat olarak baktık. Nur Muhammed'i neymiş? Ruhuymuş. Kainata insan olarak baktık.
Nur Muhammed'i neymiş? Akılmış. Şimdi bu teşbihi genişlendiriyoruz. Bu noktaya nazarla. Kainata Bediüzzaman olarak baktık. O zaman Nur Muhammed'i ne oluyor? Hasan abi Risale'yi ne oluyor abi? Kainata Risale-i Nur olarak baktık. Bunu sorayım bakayım İrfan abi. Kainata Risale-i Nur olarak bakarsak Nur-u Muhammed'i ne olmuş oluyor o zaman? Nur-u Muhammed olur abi. Vahiy olur, Kur'an-ı Kerim olur. Mehmet abi. İbrahim abi soru size de geliyor. Kainata Risale-i Nur olarak baktık. Hasan abi. Nur-u Muhammed'i. Başka bir şey yazıyormuş. Allah'ı görme gibi bir nevi. En az esma mı var? İslam'a olarak baktık. İşte Nur Muhammed ise Nur Muhammed ödüyor. Şey netice ne çıkacak? Esma ne çıkacak? Çıkar mı girer mi? Çıkar mı? Çıkacak mı? Ağaç dedi çekirdek dedi. Hayat dedi ruh dedi. Yani öyle bir şey söyleyeceksin ki bunu içine alacak yani. Yeni de bir şey yazıyordun. Abi şimdi kainata kitap olarak baktık. Kitabın mürekkebi. Nur Muhammed'i kitabın mürekkebi. Ağaç olarak baktık, Nur-u Muhammed'i çekirdek ve meyve. Kainata ziyade olarak baktık, ruh. Kainata insan olarak baktık, Nur-u Muhammed'i akıl. Kainata Bediüzzaman olarak bakarsak, Nur-u Muhammed'i Risale-i Nur oluyor. Kainata Risale-i Nur olarak bakarsak, Nur-u Muhammed'i ne oluyor? Ben olur diyeceksin abi. Yani öyle bir şey söyleyeceğiz ki, bunu bir cümleyle ifade. Benim hatırıma geleni söyleyeyim, ben iki şey söyleyeceğim. Bir, Risale-i Nur olarak baksak, İhlas veya da şuraya yazayım iman. Yani kendi resmi olarak baksa ya bakılmaz yani, o zaman ihlas veya da iman benim hatırıma gelen. İman. İşte noktaya nazarında abi. Misal olarak nasıl bakacağız? Yani öyle bir şey söyleyeceğiz ki bunun resmi olarak baksa işte bu tefekkür edeceğiz buna. Bak şöyle düşüneceksin ama bak, mürekkeple kitap yazılır, ters gidelim, çekirdek ve meyveyle ağaç çıkar, evet. Doğru, ruhla zihayat ortaya çıkar, evet. Akılla, akıl varsa insan olur, Risale-i Nur'la Bediüzzaman olur, evet. Tamam o zat olur, şimdi İhlas da iman da Risale-i Nur dersen, Risale-i Nur'u olmayanlara İhlas ve imanı yok çıkar. Tersten giderse evet, bu yanlış olur. Bir şey söyleyeceğiz ki buna... Anladın bak, anladın mı? Anladım abi. Mesela ihlas ve imanı bak. Bir de bak, mürekkeple kitap yazılır, çekirdekle ağaç olur, ruhla hayat sahibi olur, evet. Akılla insan olur, Risale-i Nur kaynak itibariyle Bediüzzaman olur, imanla, ihlasla Risale-i Nur olur dersen, Risale-i Nur olmayanlar iman ve ihlası yok. Buna sırrı ihlas diyeyim ben. Sivri ihlas olur. Evet. İman da sivri ihlas. Ha, imanı da sileceksin. Evet, sivri ihlas. Sivri ihlas. Sivri ihlas olsun. Çünkü herkes ihlaslıdır, sırrını nurcular yakalar. Evet, o doğru. İhlas neydi? Emri ile, neticesi rıza ile, vazife ile karışmamak. Ben ihlaslı mıyım? Bu üçü varsa ihlaslısın. Peki sırrı ne? Bu üç vasfı her zaman muhafaza etmek yani. Yani o dört hakveyi korumak. Evet. O zaman kainata Risale-i Nur olarak baktık, Nur-u Muhammed'e sırrı ihlas oldu. Sırrı ihlas bir daha, hani dördüncüsünün başında dedin ya, bir, dört tatlıda birincisi evet. Neydi? Nefsini temize çıkarmamak. Çıkarmayacaksın, sırrı ihlasın bu. Öyle ihtiyar kuru ihtiyar yok. Doğru. Ha, ettiğin kadar. Nefsini temize çıkarmayacaksın. İki, hizmette ve ibadette ileri, hizmette geri olmak. O işten. Üç, kemalini kemalsine bilmek. Dört, Esma-i İlahi, şahit, mevcut, bağcıt. Bildiğin kadar sen evet. O zaman olursun. O zaman sen, o zaman şöyle olmuş oluyor. Kainata Risale-i Nur olarak bakıyorsun. Ama o dört sıfatı kazandığın kadar. Evet. Şimdi kainata Hasan Akar olarak bakıyoruz. Kendi ismini yaz keşke. Neyse. Hasan Akar bakarsak ne olur abi Nur Muhammed'e? Ben mesela harita olur. Ondan sonra tevhid dersleri olur. Ondan sonra mesela muhabbet olur. Tenkit olmaz. Evet, tenkit olmaz. Ha, ben o şey diyeyim.
tenkit yapanı tenkit ediyorum. Evet, işte kainata Mehmet Ağaz olarak baktık. Ben sana yazayım Mehmet abinin. Evet. Mehmet abi. Nur Muhammed abi çok önemli. Tamam çok önemli. Ben bu konuda şeyim. Sahip. Sahip. Yani hizmete sahiplilik. Biz de isteriz ama bize de söyle. Biraz hepimize. Yaz buraya. Şey Bodrum'daki İbrahim Hazine. Kaptan yaz. İbrahim ben kaptan. İçimde geçiyorum. Bana da yemek yazabilirsin. İbrahim kaptan. Muhabbet fedaisi. Muhabbet. Muhabbet fedaisi. Politiğe yaz. Evet. Politiğe yaz. Yemek yazar ya. Tamam on son olsun. Tamam. Tamam. Benim şeyimi söyleyeyim. Politiğe'yi ne olur? O kadar güzel şeyler var ki. Yemek yazalım abi. Tabi yok. Şeydir. Mantık. Mantık. Doğru muamele mantık. Sadakat. Sadakat. Muhabbet. Oh. Selim kalp. Evet bu adam da bunları görüyor. Neyse. Yani bu şey için. Bu i̇şte latife bu değil de. Yani zenginleştiriyoruz örneği ki. Evet. Herkes kendisini koysun diye. Mesela bak terste yapayım ben bir de. Kainata kitap diye bakarsan Nur Muhammed'in mürekkebi olur. Tamam mı? Kainata bakarsan çekirdek meyve olur vesaire. Ters yapalım. Tamam Nur Muhammed'i bizi fazla şey yapmıyor. Niye? Bize dayanmıyor. Şimdi bize dayanacak diye şey yapalım. Mürekkep de kitap yazılır. Çekirdek de naz çıkar. Ruhla hayat gözükür. Akılla insan olur. Risale-i Nur'la Bediüzzaman olur. Alırsan Bediüzzaman'ın elinden Risale'nin Bediüzzaman yoktur. Said Nursi olur. Sır ihlasla Risale-i Nur ortaya çıkar, gözükür. Evet. Ondan sonra yani diyelim. Bize bakan tarafı. Bize bakan. Şimdi mesela öne çıkan, mesela vefat ettiğin zaman. Herkes şöyle koysun. Mesela şunu şöyle yapayım. Ver abi. Başka kalem yok mu abi? Hmm. Sen başka kalem bilmez misin? Tamam. Bak. Şunu siliyorum. Tamam. Şunu siliyorum. Kişi vefat ettiğinde dava kardeşlerinin kardeşlerinin sana şahitliği senin iddian değil. Çok güzel abi ya. İddian değil. Ben şimdi, peki kişiden kişiye değişir mi bu? Değişir. Değişir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam deyince peygamber görür. Evet. Öyle bir şey görmez ya. Evet. Bunu nurcular görür. Yani Hazreti Muhammed nedir? Peygamberdir. Kur'an gelmiştir. Adam diyor ki, ya diyor kainatın çekirdeğiymişti ya diyor 1400 sene önce yaratıldı ondan çok önce kainat yok muydu? Peygamber'e böyle bakıyor. Beşeriyetiyle bakıyor. Beşeriyeti var. Ubudiyeti var. Nebevi şahsiyeti var. Bir de asliyeti var. Bununla bakıyor. Hep bu. Yani bak bir daha söylüyorum. O televizyonlarda konuşuyor adam. Şuraya bakın diyor. Nur Muhammed'i diyor kainat. Ya Nur Muhammed'i daha şimdi diyor. Hazretleri de kabul etmiyorlar. Etmiyor tabii. Ha demek ki mürekkep olarak yani kainatı kitap olarak görebilen mürekkep olarak görebilir bunu. Evet. Bak kainatı kitap görmüyor ki. Kainatı ağaç gören Nur Muhammed'i çekirdek olarak görür. Ama kainat ağaç görebilen. Kainatı ziyayat bir canlı görürse yani İsrafil'in vücudu tamam mı kabul eder ikinci şu an. Kainatı büyük insan kabul etmiyor ki. Büyük insan kabul ederse akıl onun aslı olur. İnsan akılla olur. Kainatı hani Bediüzzaman demek insan değildir. Yani Risale'nin ortaya çıktığı bir ruhtur. Kainatı Bediüzzaman diye bakabilirse Risale'nin görürsün, gözükür. Şimdi bunları siliyoruz tamam mı? Şimdi sır-ı ihlas nedir? Bir insan öyle kuru iddiayı sevmiyor. Bir, nefsi şey neydi? Emri ilahi. Yok, dört tane hafta. Nefsini temize çıkarma. Evet. Doğru, kuru ihtiyar değil. Nefsini temize çıkarmayacaksın. Hizmette, ibadet. Hizmette, ileri, ibadette, şeyde, ücrette geri olacaksın. Evet. Kemalini kemalsizlik yapacaksın. Bak, öyle bir kemalat ki, öyle bir ilim ki, o kemalat
kemalsizliğini sana ifade edecek. Öyle bir ilim ki Gazali söylüyor. İlim neyle başlar? Bilinmeyenlerde başlar. Öyle bir ilim kazandın ki cahil olduğunu inanıyorsun. İlim cehalete inkılap ediyor. Onu gördüğün anda sen de seyirfasın. Şimdi bunlar önemli değil. Tamam arkadaşlar? Yani ben bunu niçin çoğalttık? Şayet şu. Herkes kendi örneği yapsın. Nedir o? Sen vefat ettiğin zaman, ben vefat ettiğim zaman benim ne olduğumu Allah biliyor. Tamam, ben de rezil kebazı diyebilirsin. Arkadaşların, damar kardeşlerin sana neyle şahit olacak? Nasıl bildirin? Yani evet, cenaze namazında nasıl bilirsiniz? İfade etmesin ama bak ya, ben bu adamı bununla bilirdim. Bu adam faizciydi adam. Bu adam yan kesiciydi adam. Bu adam siyasi liderdi be. Filistin'deki bir Müslüman burnu kanasa kendisi uyuyamazdı. Menderes'i nasıl bilirsin? Ben hiç hatırlamıyorum, namazsızdır, gayrimeşru hayatı var. Şair ise yani ezanı aslına çevirdi. Ben öyle biliyorum. Ben Tayyip'i nasıl biliyorum? Filistin'deki burnu kanasa adamın uykusu olmayacağına inanıyorum. Ben böyle inanıyorum. Ben Menderes'i bilirler. Bilirler ki bu adam Risale-i Nur derslerini şekillendirmeye çalışmıştır ama zahirde gözüken nedir o? Bağlıdır Risale-i Nur'a. Asla var. Ha mesela diyelim ki ben, hepiniz mesela Murat'ı nasıl bilirsin? Ha, vefat ettiğin zaman damat kardeşliğin senin cenazedeki içinde doğan şey. O zaman odur. Nur Muhammed'e. Nur Muhammed'in sendeki hali. Nur Muhammed'idir bu. Ama ne zaman bir daha söylüyorum. Eğer kainatı kitap olarak görebilen mürekkep olarak görür bunu. Kainatı kitap görmüyor. Sen diyorsun ki Nur Muhammed'i kainat mürekkebidir. Adam peygamberi insan kabul ediyor. Tabii ki insan ama ya diyor kainat ondan önce yok muydu ki diyor onun olsun. Böyle gülen bir adama diyeceksin ki kardeşim sen de şey yapalım, sen bir kahve iç de iyi olur. Evet. Peygamberimiz de sormuş aleyhisselam vesselam. Evet. Her şey neyden yaratıldı? Benim nurumdan. Şimdi oğlum, bunlardan bunlar oluyor. Demin Hasan abi söyledi ya. Hiç şirke koymadın. Yani çok önemli. Bizim kendi efendim yani o senin dava arkadaşlarının bilmiş olduğu bir şey var ya. Bu senin hayatın bu yani. Senin hayatın o. Nur Muhammed'in evet. Senin ortaya çıkışın. Nur Muhammed'in senin hayatında nasıl gösterdin? Mesela muhabbet, samimiyet, işte hizmet, ondan sonra fedakarlık, ilgi, alaka, maddi manevi sahiplenmek. O zaman sen Nur Muhammed'i gösterdin yani. Şimdi her şey ondan yapıldı ya. Senin hayatının Nur Muhammed'i o oldu yani. Her şey ondan yapıldı yani. İbrahim Hanım. Şimdi toparlıyorum, burada ne anlatmak istedik deminden beri? Dersimizin ana konusu Risale-i Nur 12 tarikatın hülasasıydı, tariklerin en büyük dairesiydi. Ve diğer tarikatlardan daha kısaydı, daha selametliydi, daha umumiyetliydi. Peki nasıl sağlıyordu bunu diğer tarikatlardan elde edilecek mana, feyiz, mertebe, kemalat veriyordu? 4 adımda veriyor. 1. Nefsini temize çıkarmayacağız. 2. Hizmette, ibadette ileri, ücrette geri olacağız. 3. Kemalini kemalsizlikte bilmek. 4. Esma ile şahit, mevcut, vacip, değil mi? 4 tane o vasfı. Esma ile şahit, meşhur, vacip, mevcut olduğunu bilmek. Olduğunu bilirse o diğer tarikatlardan elde edilecek o meratip, kemalat, feyiz bu 4 adımda veriliyormuş yani. 4 adımda sağlanıyormuş. Dedik, Risale-i velayeti Sura velayeti, Vusta velayeti kübra vardı. O çok güzel oldu. Risale-i velayeti kübra sahipleri, ehil olanlara velayeti kübra feyizlerini veriyor. Velayeti sura üsaletleri bizim bildiğimiz velayet diyor. Velayeti usta neydi? Velayeti usta şahsı özel bir velayetti. Velayeti kübrada veya velayeti surada olduğu halde özel bir yakınlığı olan kimsenin velayeti ustası olmuş oluyordu. Ondan sonra bunu Nur-u Muhammed'e bağladık. Yani Nur-u Muhammed'in münasebeti ne? Bu bizim hayatımızın artık nasıl gösteriyorsak Nur-u Muhammed'e o oluyordu. Böyle bir teşbih yapılmıştı Risale-i Nur'da Mesnevi Nur'da. Kitap olarak baksak mürekkep olurdu Nur-u Muhammed'e. Ağaç olarak baksak çekirdek ve meyve olurdu. Ziyaret olarak baksak ruh olurdu. İnsan olarak baksak akıl olurdu Nur-u Muhammed'e.
Bediüzzaman bakın risale oldu. Risale'nin olarak baksa sırrı İhlas olurdu. Bunu genişlendirebiliriz. Mesela misal kainata şu bizim Bodrum programı olarak baksak Nur-u Muhammed'e ne olur? Programın neticesinde diyeceğiz buna. Evet. Diyeceğiz ki bu programda, 5 günlük programda Nur-u Muhammed'i bu oldu yani. Evet. Ha. Dersimiz burada. Şey artık bir cümle söyleyeyim. Hoşuma gitti de. Not almışım. Velayet-i Sura Vusta Kübra dedin ya. Evet. Doğru, Velayet-i Vusta'da pek bir şey anlatmamış. Cümle yok. Eylem itibariyle alem İslam'da iki tane hareket gözüküyor. Vusta ve Kübra. Şey, Sura ile Kübra. Evet. Vusta'nın için yok. İnsanın kendisinin yaşadığı şey. O anlatılmaz. Kişi özel. Allah'ın akribiyeti. O akribiyet ilahiyenin o kişi özeli. Mesela meslek ve meşrep değil. Sahabe efendilerimiz herhalde mesela Ebu Zer radıyallahu anh'la mesela Halid bin Velid'i yan yana götürüyoruz. Aradan kadar uçurum var yani. Yani bu eylem itibariyle mesela diyelim ki sahabelerde sir katibi var. Ashab-ı Suffa var. Evet. Ziraatla uğraşan var. Savaşan var. Halid bin Velid'i cihat ederken adam hurmalıkta ötekisi. Velayet-i Sura kişinin kendi haleti ruhiyesi. O Vusta. Vusta bu. Yani kendi haleti, kendi içsel yapısı. Ama neyle hareket edecek? O hangisi, peki içsel haleti nereye uygun? Kübra'ya mı, Sura'ya mı? Onunla amel ediyor. Ama içsel hali kaleme alınmaz. Bir oraya mı gidip geliyor? Evet. Arada değişiyor mu? Evet. Bir Sura'ya... Evet, yok bir değişebiliyor. Şöyle Mehmet Çelik, şey, İbrahim abi. İhlas'a göre, o andaki kelimeye göre... Mesela şöyle. Mesela şu anda dersteyiz. Ben bir hali yaşıyorum. Tamam mı? Bir hali yaşıyorum. Bir ortak tarafımız var. Ortak birliğimiz var. Risale'nin ortaktır. Namazımız ortaktır, zahir. Tesbihatımız ortaktır abi. Yemek de ortak. Oturuyor musun? Ama bu dersin herkeste içsel bir böyle hazı var. Evet. Bu haz, yani bir kahve içmekte hepimizde farklı ya. Adam gelmiş şimdi İstanbul'dan, programa gelecek. Hani çok yorgun, aç, bir anda oturacak yanımıza sofraya şimdi gelecek. Bir de biz mesela yemişiz kahvaltıyı, o yapmamış. Aynı tesir yapmaz. Vusta kişinin kendi haleti rüyesi. Peki nasıl hizmet eder bu? Haletin var ya, haletin bakar bu. Haleti Kübra'ya yakın, Sura'ya yakın. O zaman mesela der ki, velayeti Sura, çile var, nefsi öldürmek var. Başka ne vardı? Riyazet var. Riyazet var, tamam mı? Riyazet var. Ama Kübra'da ise çok ilginçtir. Aksinin, fakrın, noksan ve kusurun derüfte edecek. Bu genel değildir. Mesela şimdi Adıyaman'a gitti adam. Eylem olarak gösteriyor. Ama desen ki, aks, fark, noksan, kusurun derüfte et. Adam iş ya derici geldi adam. Adam dükkan sahibi. Adam doktor. Yani yaptığı iş doktor yani. Şimdi o diyorsun, aks, fark, noksan, kusurun derüfte et. Estağfurullah. Yapamazsın bu işi. Doktorluk misali yani illa halet değil. Yani yaptığı işe göre şekilleniyor. Bir doktor veya bir yönetici kusuru devlete etmek, kendini devamlı eksik bilmek. Bu tarikatla işi çatışır. Yapamaz bu tarikatı. Bunu yapamaz. Çünkü niye? Devamlı kusurlu kendini göreceksin. İkide bir adam hasta bağırıp çağırıyor sana. Estağfurullah haklısınız efendim. O makamın iktiza ettiği şahsiyeti gösteremezsin. O zaman hayatın yönetici, hayatın insanlara hitap eden, öğreten bir makamdasın. Estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz diye buyurun yapabilir mi? O zaman bu mesleği yapamaz. Velayet-i Vusta sahibidir ama kusuru derüfte edemez yani. O zaman diyecek ki kardeşim sen çile yap, sen şey yap, hükmedecek. Vusta Sura'ya hükmeder. Ama Vusta sahibi Kübra'nın altında ezilir, yapamaz. O zaman diyecek ki sen kardeşim
Çile biraz nefsine şey yap, yemeğin. Reis ya, Velayeti Mustasevi, şey soruya, insanlara ne diyecek? Yani insanlar ikiye ayırır. Ya bu ya bu, ben ortadayım. Ben ya onların altına ezileceğim veya onlar hükmedecek. Yönetici ise kardeşim yapma kardeşim, ne yapıyorsunuz ya? Nefsinize biraz şey yapın diye deme makamında ise, yönetici ise o Velayeti Mustasevi sura ile hareket eder. Yani bu nakıslık değil, gereği budur. Yani konumu itibariyle budur. Ama öyle bir makamdas ki mesela mesela dershane eğilidir yani veya insanların maneviyatıyla meşguldür. Kitap yazıyordur. Tamam. Hizmetle meşguldür dergahtadır. Cami hocasıdır. Velayet-i usta sahibidir ama kübra ile hareket edebilir. Çünkü nefsini hiç olduğunu görebilir. Çünkü makam bunu iktize yapabilir yani. Ortam müsait. Ama sen şimdi yöneticisin. Sen fabrikada yöneticisin. Sen de malum yerdesin. Yapamazsın kardeşim. Estağfurullah kardeşim. Siz daha iyi bilirsiniz. Yok tabii tabii ben çok aşağılığım birisiyim. Şuna bak ya dalga geçerler seninle. Sen böyle bir hayata uygulayıyorum yani. Böyle bir velayet demek, vilayet sahibi demek. Yani şehrin yöneticisin. Velayet aslında sonra demiş. Vilayet sahibi demektir. Valisin, vali. Nasıl yöneteceksin? Şehri nasıl yöneteceksin? Estağfurullah arkadaşlar, siz daha iyisiniz. Yani sosyalı dolu lan şehirde. Böyük diye şopayı vuracaksın. Ha, o kim? İnsanları sura göreceksin. Sen ustadasın. Ama o vilayet sahibi gidecek o şehirde dershane var, dergah var, cami var, yani kutsi yerler var. Onlara da gittiği zaman davranışı şöyle olacak. Onlar velayet-i kübra sahibi diyecek. O vusta sahibi art noksan kusunu derifte edecek. Yani velayet-i vusta oynaktır. Muamelesi bunda da bunda da muhataba göre yapıyor. Çünkü bunun kazanımı bunu iktiza ediyor. Şimdi anladım. Velayet sura, suret, velayet-i vusta hakikat, velayet-i kübra mahiyet. Denilebilir. Denilebilir. Mesela surette olana, evet. Sureti yaşayanlara güzel söyledi. Çile, riyazet, yani onlar çile demek bizim tasavvuftaki ifade. Anladın, yapma kardeşim, yasak kardeşim, gitme kardeşim, ver evrakını ya. Niye ilacını kullanmadın? Tamam. Niye haram işliyorsun? Niye faize giriyorsun? Bu muamele şekli onu sonra görüyorsun da yapıyorsun. Yani yönetme yöntemi. Yönetme. Ötekisi ise ders yapma. Yani insanları inşa etme. Kübra'da var. Sonra'da uygularsak topluma velayet demek. Şehir sahibi demek. Vilayet sahibisin. Nasıl yöneteceksin? Şehir tek millet değil ki. Serserisi var. Alimi var. Aynı mı davranacaksın? Alimine velayet-i kübra, yani kusuru devlet edeceksin. Estağfurullah efendim, bir ihtiyacınız var mı? Bana söyleyebileceği emriniz var mı? Acaba dergahınızın suyu mu yok? Eletimi kesik, yolu mu şey, ekmek mi yok? Ha, buna böyle derken, serseri, esrar, bilmem bonzayıcı, şudur budur. Evet, oturun lan. Tik, yakalayın lan şunu içeri koy. Bak buna bak, buna bak. Davranış şeklini o belirliyor da ondan. Zaten usta da orta şey. Hani eyleme dönüştürürse. Burada da öyle yaptık işte. Peki Nur-u Muhammedi'yi kim görürse bunu böyle görür. Nur-u şey, kainatı bakmayan. He, kainatı kitap olarak bakmayan, ağaç olarak görmeyen, ziyaret insan olarak görmeyene Nur-u Muhammedi anlatılmaz demektir. Kainatı kitap olarak görmeyen Nur-u Muhammedi mürekkeptir. Yapmayacaksın. Ona kainatın yalnızca erce adam buna basmaz ki. Kainat kitap olarak görmek, ağaç olan, mola, bunları görmek çok acayip bir şey ya, şahsiyettir ya. Bunu Risale-i Nur bize bu kazandırdı, basit gibi gözüküyor. Kainatı kitap olarak görmek, ağaç olarak görmek, insan olarak görmek, böyle inanmak, böyle yorumlamak, böyle izah etmek, bu acayip bir şey ya. Basit gibi geliyor ha. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Şey, bitirecek misin abi? Ben bitireceğim. 10 dakikada ben alabilir miyim abi? Tabii. Ben hani bu dersi nasıl sunardım?
Tamam. Maşallah bir toparlasam ben. Bir şey geç, zaman... geç abi. Ben de memnun olurum vallahi. Ama bu arada sen kahveyi abi orta şekerli yapar mısın bir tane? Şimdi yap abi. İbrahim abimiz bir tane veriyor. Kapatıp açıyorum kameramı. Kapatıp açıyorum. Yok. Aynen devam mı? İkinci tamam, bir dokunma. Şimdi lazım olanı keser adam. Bu işi ben hani ders olarak nasıl yaparım diye toplama yapmadım ama çok uzun süre düşündüm bir mesele bu. Öyle hani mi? Şimdi bir sıçık da bana dese ki ha nurculuktan farklı bir meslek yani şöyle bir meslek var dese ben evet. Hani kendimi nurculuk noktasından ikna etmişim abi. Bu noktada bir şüphem yok yani. Hani keşke şu davaya mı gitseydim diye bir şüphe yok içinde. Hani bu da hani uzun uzadıya bir tefekkür, bir düşünce ondan sonra kendimizi öz eleştiri diyoruz ya, öz eleştiri falan hepsinin neticesinde yaşadığım bir hali. Şimdi yani ben tatmin oldum ama kuru kuruya tatmin olmadım. Yok abi, yani. Ben tatmin olmuşum. Yani şeyim var diyorsun. Yani. Şimdi, mesele şu, şimdi mesela ortada insanın bir yaşantısı var, bir kainat sistemi var. Bu kainat sisteminde insanın bir tarih, yani bir yolu var, bir süreci var değil mi? Tarih dedi bir sadece tarihat diyeceğiz abi. Bir tarih süreci var. Şimdi şu buradaki hani Emir Dağ layıkasındaki cümle başka yok zaten bundan ama çok önemli bir cümle. 12 hak tarikatı filasası. Şimdi ne gerek var ki? Biz de gitseydik normal bir tarikatla. Devam etseydik. Devam bağlansaydık bir yere. Alsaydık tesbihimizi. Buna şey o zaman hani böyle üstad ben bir ekol geliştireyim. İnsanlar etrafıma toplansınlar. Ben ön plana çıkayım. Böyle bir insan olduğunu düşünmüyorum çünkü kitap ortada. Bu şekilde eser veren bir insanın böyle bir davası olamaz yani. Olmamıştı. O yüzden diyoruz ki buna ne gerek vardı? 12 hak tarikatı hülasası olan bir meslek ve meşrebe ne gerek vardı? Bu şundan kaynaklı. Geçmişteki onlar da bizim üstadımız. İmam-ı Rabbani'dir, Abdülkadir-i Genel'dir. Biz hani bu meseleyi anlatırken bunları küçümsemek gibi değil. Onlar o dönemde hani kendi dönemlerinde geliştirdikleri sistem kendi dönemlerini tedavi etmek amaçlıyla. Eğer zaten sadece bir tarikat olmuş olsa da diğer 12 tarikatı gerek kalmazdı. Hani diğer 12 tarikat ne yapmış? Her dönemin kendi bir ihtiyacı olmuş. O ihtiyaca münasip bir sistem geliştirmiş. Buna biz hak tarikat demişiz. 12 tarikat süzülmüş gelmiş ama sonra 1900'den sonra kainat öyle bir hal almış ki, dünya öyle bir hal almış ki abi artık insanın sadece hislerine dokunmuyor dünya. Yani etrafındaki insanlar kalbine dokunuyor, ruhuna dokunuyor, aklına dokunuyor, tamam mı? Yani geçmişteki insanların şüpheye, ondan sonra acıya, ihtilafa düştükleri ne varsa şu an var burada. Hepsi var. Hepsi var. O zaman... Geçmiş ümmetlerin yaşadıkları hepsini kem olmuş. Ve aşikar yaşanıyor. Gizli bir şey yok. Artık mesela bugün onlarla da bir erkek erkeğe evliliğe izin veriliyor. Yani bu artık yasallaşmış. Eskiden böyle bir ayıp görünürken, insanlar belki bu tarz hissiyatları gizli kapaklı düşünürken... Lük kavmine aitken, şimdi genel olmuş gibi. Şimdi rahatlıkla şey oluyor, yani bu insan, bunlar yasal bir şekilde bunu yapabiliyorlar. O zaman bu insanlarda bir hastalıksa, bu insanları rahatsız edecek bir şeyse, insanların tekamülü engelleyecek bir şeyse, yeni bir sistem geliştirmek lazım. İşte bu sistemimiz Risale-i Nur Mesleği diyoruz. Risale-i Nur Mesleği nedir? Hemen senin anlattığın yoldan devam ediyorum abi şimdi. Tamam. Ne dedik abi? Velayeti sura, velayeti vusta, velayeti kübra. Şimdi bunların arasındaki fark nedir? Yani velayeti kübra denen sisteme ne gerek var? Biz de velayeti sura gibi bir sistem geliştirseydik usta da olmaz mıydı? Şimdi burada velayeti sura ve velayeti kübra'yı karşılaştırırken velayeti sura 5 santimdir, velayeti kübra 15 santimdir diye bir şey yok. Hani bir ölçü birimi değildir bu. Velayet-i Sura ve Kübra arasındaki fark nedir? Velayet-i Sura hususi esmada ilerlemektir. Hususi hastalığa karşılık hususi esmada ilerlemektir ki biz buna Velayet-i Sura diyoruz. Kişi bununla ilerleyebilir mi bu zamanda? Risale-i Nur 12 hafta tarikatın cemi olduğu için ve bu bunlardan bir tanesi olduğu için kişinin aklına bir şüphe gelmiyorsa yani aklını kapının diğer tarafına bırakmışsa bu noktada rahatsız olmuyorsa, sadece hissi olarak tekamül etmek istiyorsa, gitsin riyazete aldı. Odasına gitsin, çeksin tesbihini,
vursun teheccüdün gözüne, tamam mı? Bu şekilde ilerleyebilir. Ama veya sirayetten hiç etkilenmeyecek. Hiç, yani izole edecek yani. Tamamen izole edecek. Evet. Ama şu içtimaiyette yaşıyorsa bu adam, burada ilerlemesi olmuyor. O zaman ne yapması lazım? Asrın imamının sistemine dahil olacak. Çünkü velayet-i ustadaki adam var ya, dedik ki bir tarafı seçecek. Ya bu tarafı seçecek, ya bu tarafı seçecek. Biz bunları inkar etmiyoruz. Bu sistemler var. Geliştirmiş, insanlar bu sistemle iyi almışlar. Tabii. Ama artık bu adamın sistem kalbine ve ruhuna sirayet ediyorsa, yani kurt adamın artık ruhuna girmişse, dimağına girmişse bu adamın kurt, bu şekilde olmuyor. Ne yapacak? Hani mesela bazen konuşuyoruz arkadaşlarla, ehli tarih bir kardeşimle sohbet ediyoruz. Bir meselenin halli için diyoruz ki, diyor ki aklında şüphe var diyor senin. Diyorum tabi var. Diyor ki, bir kıssa anlatıyor. Diyor ki geçmişte diyor, birisi bir kişiyle konuşurken diyormuş ki ona, işte ben hani 50 tane meselemi hallettim ya da 150 tane meselemi hallettim. Diğer ehli tarih ona diyormuş ki, ya demek ki senin aklında 150 tane şüphe varmış. Hani bende o yok. Bu kapıyı kapatmışsa bu adam, yani bu kapıyı engel olabiliyorsa, kendini izole edebilmişse, burada yürüyebilir. Ama içtimaiyetteki bir insan, bu artık bunun dışına çıkılamıyor. Yani artık o kadar globalleşmiş, o kadar enteresan olmuş ki bugün, mesela İstanbul'da çalıştığım dönemde, bakıyorum abi, yani bir Çinli'nin, bir Japon'un, ondan sonra Orta Doğu'nun, bir Rus'un, bir Amerikalı'yla, bir Avrupalı'yla kıyafetleri aynı. Herkes aynı olmuş abi. İstanbul'da değil mi? Herkes birbirine sirayet etmiş. Bir farklılık yok. Hani değil mi? Çinlilere ait özgü bir kıyafet vardı. Değil onun. Anadolu'da mesela Güneydoğu'ya ait bir kıyafet şekli vardı. İç Anadolu'nun kendine, işte Karadeniz'in, Ege'nin, herkesin kendine ait hususi bir şeyi vardı. Artık öyle yok. Artık herkes birbirine sirayet etmiş. Herkes birbirine girift olmuş. Ve bu giriftlik içerisinde insanların kalp, ruh ve dima şey olur, yara içerisinde. Ve bunun böyle bir sistem için velayet-i kübra sistemi gelişiyor. Niye? Külli esma dilerlemek. Ve böyle bir eser lazım. Bu eser Cenab-ı Hakk'ın bu asrın fehmine uygun şeydir, lütfudur, ikramıdır. Bu meslek böyle bir meslektir yani abi. Yani hem kalbim, hem ruhum, hem dimağım tedavi olsun istiyorsan velayet-i kübra mesleğini dilerlemen gerekiyor. Eğer yaraların varsa. Eğer yaran yok, izole etmişsen. İzole etmişsen. Ben böyle bir problemim yok, beyin ve vesvesem yok. O zaman tamam lan, geç olana. Bu da bir sistem. Yani biz üstadlarımızı şey yapmıyoruz abi. Diyorsun evet. Yani inkar etmiyoruz, üstadımızdır. Ellerini öperiz yani. Yani hususi esma ya, o zaman yaz altın abi. Oraya başka şey. Hususi esmada mazhar olup ilerlemek. Evet. Yani ne yazarsan. Hususi. Hususi esma. Esmada, esmaya mazhar olup altına yaz, fazile gitme. Mazhar olup İlerlemek. İlerleyebiliyorsan. Hani doğru yüzden. Ötekisi ise. Külli esma. Külli. Yani külli esma derken nokta. İsm-i azam. Evet. Yani esmayı cemeden. Allah ismi gibi. Allah var. Evet. İsm-i azam. İsm-i azam. İsm-i azam. Çünkü buna ihtiyaç var. Niçin ihtiyaç evet. var? Külli bir bütünlük var. Tarih var. Mesela benim 106 yaşında babaanne bir şey olmuş. Şimdi ona velayet-i kübreye gerek yok ona. Evet. Çünkü ona desek ki yani ahiretin ispatı gidip de gelen mi var falan ömründe duymamış. Yani o var ya İmam-ı Gazali'ye demişler kim geliyor demişler de biliyorsun onu. Yok abi. Bir şehri geliyormuş Gazali demiş ki kadın yaşlı kadın. Ne özelliği var ki bu kadın insanlar böyle bir heyecan var şehirde konuşmaya gelecekmiş. Demişler ki 100 farklı çeşit dallar ispat ediyormuş. Evet. 100 veya 10. Unuttum galiba. 10 olabilir. Sıkıntı yok. He. Demiş ki, demek ki 10 tane şüphesi varmış. Evet. Kadın öyle demiş. Yani o zaman bu velayet usulüne de gidebilir. Nur talebesi bir kardeşimiz. Bir gün memlekete gittim. Tabi de. Ya dedim ki anneme de bir şeyler anlatayım. Annem bahçe çapalıyor. Dedim ki ya anne şu domatesin güzelliğine bakar mısın dedim diyor yani. Hiç. Şunu domatesi, bizi görmeyen, gözümüzü görmeyen, dilimizi görmeyen bir zat yaratabilir mi bunu dedim. Oğlum sen ne diyorsun, yeri göğü yaratan Allah dedi diyor, tamam mı? Baktım ki ben daha kötüyüm diyor. Domatesten almışım, küllüleşmiş diyor. Küllüleşmiş. Domatesten çıkmış abi kainata. Şimdi bu meseleyi hani bu şekilde şey yapardım abi, sunardım. Ondan sonra hani velayet-i sura bizim mesleğimiz olmaz ki, sen velayet-i kübranın içerisine girin.
Velayet-i Kübra'daki kişinin yolu nedir? Mesleği nedir? Açmak, şefkat, tefekkür mesleği üzerinden bir şerh etmeye çalışırdım abi. Anladım, istifade ettiğim kadar. Külliyetten atıklar vardı. Sonra meseleyi hatime verirdim. Ben o zaman meseleyi bu şekilde sunardım. Şey yani, oraya o zaman altına yazar mısın? At, at, virgül, fark. Şöyle, senin sorununu yapıyorum. Ha, benim mi? At, fark, şefkat, tefekkür. Bu ne biliyor musun? Çentik yap böyle. Şöyle ha. Şimdi Velayet-i Kübra mesleğinde olan bir insanda aktif olan ha. Bir, adzini bilir. Yani böyle ilimle değil bu. Ha bu. Adzini bilir. Fakrini bilir. Şefkat sahibidir. Yani mesela nurculara girdin. Benim şu tarafım inkişaf etsin diye bir iradeye gerek yok. Attın mı gemiye? Senin at, fark, şefkat, tefekkürün gelişir, otomatik gelişir. Peki, eylemsel itibariyle ne olur? At, fark, noksan kusurunu derüfte edersin. Nasıl anlarsın peki bunu? Gene oraya geldik. Enaniyetini terk eder. Bütün nefsi iç olduğunu, mucidi hakikinin aynesi olduğunu, aynesini görmeye başlar. Bu sefer ne yapar peki? Haletin atıp düşünce. Her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmadan insanların farklılıkları, kendisine zenginlik kattığına inanıp taassup ve tenkit yapmayan hale gelir. Demek ki o zaman o, sen gel kardeşim senin şeyi yazalım, Velayet-i Kübra'ya, yok kardeşim seni de Velayet-i Sure'ye yazalım değil. Kişiye göre muamele yapar, o şekilde. Yapan kişidir o zaman diyorsun. Öyle, çünkü ağzın ihtiyacı bu. Konunun üstadla da bir alakası yoktu bu. Asıl ihtiyacı buydu. Bu şekilde Cenab-ı Hak üstad üzerinden bir şey yaptı. Hani diyor ben şey zamanında olsaydım, mesnevi yazardım. O bu zamanında olsaydı... O zaman o Velayet-i Sura'nın altına yazar mısın abi? Çile'de. Yazalım abi. Riyazet'te. Onu yapmak istiyorsan git kardeşim. Ha, bunlarla alakalı bir tefekkür var. Söyleyince onu da şey yaptım da. Onu da anlatayım abi. Çile. Çile. Riyazet. Riyazet. Bir tane daha vardı. Nefsi öldürmek. Nefsi öldürmek. Nefsini öldürmek. Nefsini öldürmek. Şimdi şeyde hani insanı düşündüğümüz zaman hani insan düşündüğümüz zaman Mihrim Döncü mektupta bir ifade var abi diyor ki mevcudata duygularla murassa vücut libasını giydirmiştir diyor. Allah Allah. Mevcudata. Mevcudata. Benden okuyor. Var mı öyle bir şey? Vallahi. Allah Allah. Var mı? Külliyatı çok var abi orada. Allah Allah. 60 mektubat. Duygularla burası. Var mı orada? Onlar da olabilir. Şu olan. Yerinden okuyalım. Çünkü şeyi bunun üstünde bir ay geçelim o yüzden önemli. Diyor ki abi, sayfa 285 el üstte, bu Malik-i Mülkiye Tesarrafı o şeyi var ya, onun üstünde abi. Cümleyi merak ediyorum. Aynen öyle de Sani Zülcelal her bir nevi mevcudatın mahiyetini bir model ittihaz etmiş. Mevcudatın mahiyeti. Bu ben oluyorum abi. Nukuş-i esmasıyla kemalat-ı sanatını göstermek için her bir şeye hususan zih hayata duygularla murassa bir vücut libasını giydirerek. Fesman. Üstünde kalem kaza ve kaderle nakışlar yapan cilve-i esmasını gösterir. Şimdi burayı açacağım abi. Yani Velayet-i Sura ve Velayet-i Kübra, Kübra'nın işleyiş sistemindeki farklılığını izah etmek için. Şimdi insan var abi. İlk önce şöyle ana hatlarıyla bir insan olsun abi. Şimdi bu mevcut olarak düşünüyoruz. Şimdi buna murassa vücut libası, murassa duygularla murassa vücut libasını giydirecek ya. Burun, eller, dokunma hissi, ondan sonra şöyle olsun, şöyle ağız olsun, şöyle kafası olsun kocaman, biraz şekilsiz bir şey oldu da, neyse. Kafası işte, şurada gözler olsun, şu burnu, abi. Şimdi burnu, ağız işte, elleri falan, duygular nasıl tanımlıyoruz biz? Bunlarla tanımlıyoruz. Bunlar da, bunlar neymiş? Diyor ki abi bunlar, vücut, duygularla murassa vücut dubasını giderek üstünde kalem, kaza ve kaderle. Kaza ve kaderin, Cenab-ı Hak kaderini kaza etmesiyle olaylar hasıl oluyor ya. Bu olaylar neticesinde ben bir şeyler öğreniyorum. Eskiden sistem bu şekillerdi. İnsanlar safiydi. Duygularını tam tanımlayamıyorlardı da.
Ama şimdi biz o kadar çok üzülüyoruz, o kadar çok inciniyoruz ki dünya incitiyor bizi. Kırılıyoruz, her şeye ulaşmaya çalışıyoruz, ulaşamıyoruz. Bir makam mevki sevgisi var, bir para etrafında şehvetle ortada almış yürümüş. Duygular şu an had safhada. Duyguların hepsi açılmış bir durumda. Tarikatta hani önceden ne diyorlardı? Git aşık ol da gel. Hani ilk önce bir duyguların tanımlanması lazım. Şundan nedir? Çile. Çile çeken ne yapar bir insan? Acı duyacak. Hissediyor. Duygularını tanımlıyor şu an insan ilk önce bu. Ondan sonra riyazet. İşte dille alakalı duygularla. Ondan sonra nefsi öldürmek, dünyaya karşı tutunduğu ne varsa bunları tanımlayacak. Yoksa insan nefsini tanımlamadı nasıl öldürecek? Hani yeme içmeyi kesecek, ona olan iştiyakını görecek, yeme olan sevgisini görecek, neye uzanmak istiyorsa onu tanımlayacak, duygularını tanımlayacak. Ondan sonra kendisini tanımladıktan sonra, hani şu meseleyi geçtikten sonra, duygularını inkişaf ettirdikten sonra, bunlar aslında insanın duygularını öldürmekten ziyade ilk önce tanımlama. Tanımlamadığı bir şeyi öldüremez zaten. Bunlar tanımlama süreci. Bu tarz şeyler duygularını tanımladıktan sonra insanın hırsını, öfkesini, şehvetini tanımladıktan sonra öldürecek bunlar. İstedikleri şeylerin elini çekecek. Yapma diyecek. Durduracak kendisini. Bu dönem o kadar fazla ilerlemiş ki her şey. Duygularımız zaten ayan beyan ortada her şey. Her kendimizi çok iyi tanıyoruz. Etraftaki insanları okuyoruz, kendimizi okuyoruz. Hayatta durabilmek için mücadele veriyoruz. İnsanlar kendini tanımlamış. Bu tanımlamanın gerisinde işleyen plan ne? Hani biraz önce onu soruyordu herhalde. Yani onlarla bizim şey farkımız ne? Burada şeyler, hissiyatlar o kadar çok belirlenmiş ki bu hissiyat artık tedavi edil olmuyor. Ne yapması lazım? Bir arka plandan çözmesi lazım ki bunun sonrası tedavi olsun. Yani kalpte hasıl olan bir marazı kalbi çözmesi lazım ki kişi ondan sonra bu marazı. Üstad zaten bütün kilyatta bir haritalandırmış insanı. Tanımlamış, tasnif etmiş. Başka bir şey anlatmıyor ki. İnsan şöyledir, ondan sonra 24. mektup. Tamamen öyle. Ondan sonra kalem, kaza ve kader anlatıyor, haşir anlatıyor, etrafı tanımlıyor. Bak bu budur, haşir dediğim olarak görüyorsun bak böyle ağaçlar ortaya çıkıyor, bitkiler ortaya çıkıyor ama bunun arkasında çalışan bir sistem var. Bunu tanımlamış, ondan sonra bu sistem gelişiyor. Yani bu sistem, şunlardan hasıl olacak yaralar var ya, zaten biz bu yaralara girift olmuşuz. Bu yaralar sarmakla bitmiyor artık. Ne yapıyor o zaman? Daha temelden çözüyor. Hani sen ona elini uzatacaksın ya, gitme oraya, burada dur. Yani ona gitmene gerek yok illa, tatmana gerek yok bak, sende acı var. Bütün mesele zaten, yani insandaki kemalat nokta, ibadet de önemlidir ama kemalat nokta insanın acını anlamasıdır. Fakrını, hiçliğini anlamak var ya, bütün mesele bu zaten. Hiçliğini anladıktan sonra kainatın arkasında dönen sistemi anlıyorsun abi. Şahit mevcut. O olacak. Oraya taşıyor insan. İlk önce zaten şunları bir düşün bak. Bunlar sende bir bak. Bunların üstüne Esma İlahi meselesini şey yapacaksın. Sen açsın fakrın, aç fakr var. Tamam. Sen bunu düşün ama bu ortadaki olanlara ne diyeceğiz? Bu olan kemalata, bu olan iştiyaka, olan lezzete ne diyeceğiz? Var bunlar. Yok diyemiyoruz ki. Hani hiçbir şey yok demekle de olmuyor. O zaman ne yapıyorsun? Bunlardan sonra şefkat ve tefekkürden sonra da abi bu Esma-i İlahi görme çabası. Hiçliğini anladıktan sonra senin üstündeki tasarruf eden Esma'yı okumak. Esma'yı anlama meselesi. Bu Belent-i Kübra meselesi. Ve bu bütün Esma'lar tek tek bu şekilde tefekkür ederek ilerlenen bir sistem. Güzel bir şey söyledi abi. Mesela kalbi bir hasta var diyelim. Maraz. Kalbi çözmeden kalbin bir marazını nasıl çözeceksin? O güzel hoşuma gitti cümle. Senin cümle. Bu şey. Hani onu da düşündüm. Hani ne gerek vardı? Niye böyle bir sistem değil de aldın bu komple mesele farklı bir şekilde boyuta taşıdın. Yani üstada sordum. Niye böyle yani? Şöyle biz de geçseydik yani böyle tek tek tanımlasaydık. Hani tedavi etmeye çalışsaydık. Öyle olmuyor. Asır bırakmıyor değil mi? Asır bırakmıyor. Tedavi edemiyorsun ki. Yani böyle bir yaranı tedavi etmeye çalışıyorsun. Geliyor biri başka bir neşter atıyor. Onu tedavi etmiyorsun. Başka bir mesleğe işler atıyor. Üzülüyorsun abi, kırılıyorsun. Dünya incişiyor seni. Şeye benziyor mu ufanım? Şimdi Lut kavmi zamanında bir hastalık var. Evet. O cinste bir tedavi var. Evet. At kavmi, Semud kavmi zamanında hastalıklar var. Ona ait bir peygamber gelmiş. Ve o kavmi olan hastalık öteki kavmi bilmiyordu. Evet. Şimdi öyle bir hale gelmiş ki diyor Mesnevi'de. Küre-i arz, dünya bir şehir haline gelmiş. Lut kavmi de var. Lut kavmi var. Ad kavmi var. Semud var. Nemrut var. Firavunlar var. Şeddatlar var. Roma var.
Bizans var, Osmanlı var, Asr-ı Saadet var, Türkmenler var, Şamanizm var, her şey var. Evet. Ve hepsi, herkes ulaşabiliyor, her yerde var. Peki, o zaman bölgesel olan çözümler, şimdi bu genel oldu. Şimdi Lut kavmine ait bir çözümü, genellesen Şamanizme çare değil ki. Değil abi. Mesela diyelim ki Ak kavmine ait bir çözümü, Firavun kavminin çözümü olur mu? Evet. O zaman öyle bir şey oldu ki, uydurukçasıyla global diyorlar. Evet. Mezci olmuş. Bütün asrın, bütün pislikleri var. O zaman bütün asrın çözümü bir paket olması lazım. Onun için 12 tarikatın hak cemidir. Bütün asırların pislikleri varsa öyle bir öğreti olması lazım ki bütün asırlardaki mesela çözümlerin de cemi olacak. Alt kavminde hangi yöntem kullanıldı? Koy bu tencereye. Semud kavminde hangi yöntem kullanıldı? Koy tencereye. Firavun kavminde hangi yöntem kullanıldı? Koy tencereye. Karıştır, çıkacak şey İsa'nın olması gerekiyor. Gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bu şekilde. Çünkü dikkat ederseniz başka bir şey yapayım. Mesela Lut kavminde en fazla 2000 kişi vardı o şehirde. 5000 kişi zor olur. Öyle mi? Ama 5000 kişinin tedavisi için peygamber lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu kavminde zamanda 10.000 kişi geçer mi? Hadi 100.000 kişi olsun. Yani ama onun nasıl peygamber lazım? Peki bu dünyada Firavuncuklar var, Nemrutçuklar var, Atçuk, hepsi var. Peygamber yok. Peygamber yok. O kavimler peygamberle tamir oluyordu. Bir de vahiy vardı. Evet. Hem peygamber hem vahiy. Öyle bir kutsi hakikat olacak ki peygamberlerin risaletine sahip velayet sahibi, nübüvvetine varis olanlara velayet sahibi, risaletine sahip risaleler sahibi olması lazım. Evet. Risaletlerine sahip risaleler, nübüvvetlerine sahip velayet sahibi olması lazım. Nasıl bir özelliği lazım bu asrın o tamircinin, asr-ı mücedidi? Geçmiş asırlardaki pislikler hangi yöntemle tamir edildiyse o tamirlerin hulasası olacak. Onun için 12 hak tarikatı hulasasıdır. Evet, gerek vardı böyle bir şey. Bu hani bu mesela diğer bazen hani ben bunu yaptığım için ben hani sen böyle anlatmadın çünkü ben böyle anlattım çünkü ben bunu yaptığım için bende bir şey kaldı da o yüzden hem de kamera karşısında ifade edeyim. Böyle eskiden şeyi düşünüyorduk. Hani bunu aslında bunun bir yansıması eskiden hani şu şekilde hala dünyamızda enaniyet vardır ama bunu öyle bir yere taşıdık ki cemaatsel bir enaniyete taşıdık. Biz var ya biz hey yavrum tamam 12 hak tarikat bizde. Ama sen neredesin? Bu önemli bir konu daha var. Evet. Hani ne gerek vardı? Bu soruyu sormak lazım. Mümkün de hani böyle başka kişilerin ezel tarzda konuşuyorduk. Yani biz var ya halbuki ihtiyaçtan kaynaklı bir hadise bu yani. Bu başka meslek ve meslekleri ezmek gibi değil. Ben bu buraya taştım mesele çünkü ben bunu yaptım da o yüzden söylüyorum abi. Bu yani hususi enaniyetten enaniyetin küllüleşmesi hali var. Oysa bir şey tersine vazife yüklenmişsin ya. O kadar evet. Büyük vazife var ki şimdi. Başkasına bir Müslüman kardeşine caka yapacak zamanı değil. İmanları kurtaracaksın. Mesela bir tanesi bana bu tarzda anlattığım zaman ya bu biraz büyütüyorsun gibi geldi bana dedi. Dedim sana bir misal vereyim. İmam-ı Rabbani Hazretlerine gelmiş. Diyor ki zat kalbimde şu emraz var diyor. Ben onu şöyle diyeyim. Allah'ı kim yarattı diyor. Sorar mıydı? Hayır. Cennetin dördüncü tabakasını nasıl vasıl olurum diye sorarmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri gelirmiş. Üçüncü tabakanın şartları nedir cennetin? Ben cennete nasıl giderim? Şimdi bize geliyorlar. Ustada geliyorlar. Kastamonu'da lise talebeleri geliyor. Allah'a bizi anlat diyor. Tamam. Allah var mı diyor. Bak 13 yaşındaki kız çocuğunun bir şeyini attılar bana. Benim yakınım, yeğenim attı. Sınıf arkadaşıymış. 13 yaşında sizi dersten sonra dinleteceğim. Kız çocuğu, sen dinledin değil mi abi? Dinledin değil mi sen? Dedim. He. Diyor ki, Allah vardır, yoktur, yani belli değil ki diyor. Yani 13 yaşında benim için diyor Allah o kadar
önemli değil, kızacaksın ama diyor, yerime yazıyor, şeysiz dikkat takıyor. Evet. 13 yaşındaki kız Allah'a inanmadığını söylüyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin zamanında cennetin 4. tabakası nasıl kazanırım diye sorarmış. Soruya bakarak asıl tanımla. O zaman o yöntem şimdi bu çocuğa geçerli mi? Olmaz. Şimdi cennetin 4. tabakasını nasıl kazanacağım sorusuna verdiği cevabı 13 yaşındaki çocuk, kız çocuğu benim için Allah mühim değil, oku ben inanmıyorum ki dedi. Şimdi bunu anlattı. Niçin o asrın kitapları çare değil? Bundan kaynaklanıyor. Yani eskide inançlar sabit, sağlam, yalnız ama terakkiye merak vardı ve bazı emrazı kalbiye. Ne emrazı kalbiye ya? Bu da kafa darmadağın olmuş. Çocuk ya, 13 yaşında kız çocuğu ya. Sen şimdi bu kalbi tamir edeceksin, al şu tesbih diyeceksin. Al şu riyazete gir, çileye gir diyeceksin. Niçin çare değil bu asırda? Bundan. Kafalar bak, inkara düşmüş kız çocuğu. Sen diyorsun ki çileye gir. Onun için Risale-i Nur üstünlüğü diyor. 8. remizde söylüyor mektubatın sonunda. Kendi zatından değil, asrın zeşitinden. Asrın ihtiyacından. Mesela bir adam çok yorulmuş, çok çalışmış. Ekmeği değil ilk önce, suya ihtiyacı var. Öyle değil mi? Öyle ihtiyacı. Paraya değil, dinlenmeye ihtiyacı var. Şimdi Risale-i Nur'un mezidi asırdan geliyor. Yani adam bak 13 yaşındaki çocuğu bana atmış. Ben diyor Allah'a inanmıyorum. Sen şimdi diyorsun ki olur mu ya, Kur'an-ı Kerim'de ayet var diyor. Lan Allah'a inanmayan kitabına inanır mı? Ya hadis var diyor şimdi. Adam televizyona çıkmış ya. Dinsi, böyle inkarcıyla çıkmış ateistler. Bu ya dini temsil ediyor. Cennette diyor şöyle şöyle varmış böyle diyor. Aa diyor o da. Hadis var diyor cennetin olduğuna dair diyor sizde var. Hadi. Adam dalga geçiyor ya. Cennette dalga geçiyor, hadis ismi. Peygamberi reddedene hadis-i şerif var denilir mi? Allah inkar edene Kur'an ayet var denilir mi? Denilmez. Onun için Risale-i Nur niçin asrın dehşetinden kaynaklanıyor mesiyeti? Problem daha temelde olduğu için aklıma başka bir yola gelir. Ne mi değil abi? Öyle mi? Neydi? Ya bir arkadaşa bir soru soruyor da o da açmış küçük sözlerde bakılmış. Demiş ki benim sorduğum soruyla bunun da alakası var demiş. Demiş ki sen bilmiyorsun, problem çok temeldir. Baştan başlamak lazım demiş. Şimdi problem çok temelde olduğu için abi. Hani temelden çözmek lazım. İşte onlar da bu şekilde. Yani şey diyebilir miyiz? Bu diğer 12 tarih mesela bir bataklığın içerisindeki sineklerin tek tek öldürülmesi gibi ve onları yok edilmesi, bertaraf edilmesi. Bataklıktaki mikrop ama, gibi düşün abi. Mesela benim mikrobu. Ama bir taraf komple bataklığıyla uğraşıyor. Evet. Komple bir kürtü. Bataklığı kurutmaya çalışıyor. Evet. Bataklık bu zaten. Yani insanın... Yani kuru bir iddia değil kısacası dersin evet. Sonu. 12 tarikatının öyle iddia değil. Zamanın bir gerçeği var. Zaman, bu asır, bütün geçmiş asırda öyle mi? Geçmiş asırdaki bütün sorunları, pislikleri cem etmiş. O zaman o geçmiş asırda bunu ortadan kaldıran çareleri de cem eden bir öğreti, bir hareket olması lazım mesela. Hasta olup tedavim bahseden arkadaşları bekliyoruz abi. Evet, buraya kalın. Bodrum'a mı? Fark etmez, İstanbul'a sizin yanınıza da gelebilir. Risale-i Nur okusunlar muhakkak. Evet. Allah razı olsun, El Fatiha.